Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Küresel oyunda birlikteyiz. 22 itibariyle 24'e kadar süren harika bir programımız olacak. Çünkü harika diyorum çünkü Dream Team denen, rüya takımı denen bir ekibimiz var. Sayın Hakkı Öcal ve Sayın Hasan Köne ile birlikteyiz. Herhalde bundan daha iyisi olmaz konuk sıralamasında deyip geçmeden önce konuklara bir kısaca şöyle dünyada ne olup ne bitiyor bugün itibariyle, öğleden sonra itibariyle olanları anlatmak istiyorum. Mesela Avrupa Birliği'nin dönem başkanı 1 Ocak itibariyle değişti. Artık Bulgaristan Avrupa Birliği'nin başkanı. 6 ay boyunca Bulgaristan Avrupa Birliği'ne kumanda edecek. İşte yeni dönem itibariyle Başbakan Borisov'un da açıklamaları var. Avrupa Birliği'ni şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Kolay değil. Avrupa Birliği'nin başkanı, lideri oluyor. Merkel, Macron hepsi kenarda. Bulgaristan önde. Ve Borisov diyor ki Türkiye ile Avrupa Birliği iyi ilişkiler geliştirmelidir ve bu iyi ilişkilerin korunması gereklidir. Yani Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye aslında yeni bir iyi niyet mesajı geldi, öyle söyleyelim. Aynı zamanda Türkiye'nin NATO üyesi olarak kilit önemini vurgulamış Bulgar dönem başkanı. Pek NATO ile Avrupa Birliği'ni bu aralar birlikte telaffuz etmiyorlar ama bu Bulgaristan'ın bir değişikliği ya da yeniliği olabilir. Hocalarıma sorabilirim onu daha sonra. Ve de mülteci akışında Türkiye kilit ülke diyor. Demek ki NATO, mülteci, Avrupa Birliği'nin geleceği Türkiye. Bulgaristan Türkiye'ye önem veriyor. Onu söyleyebiliriz. Dileriz bu da Avrupa Birliği ile ilişkilere yansır. Sonra Almanya'da koalisyon, işte Merkel'le Schulz görüşüyorlar. Pazartesi, salı, çarşamba, bugün perşembe oldu. Yarına kadar, cumaya kadar görüşmeleri lazım. Fakat Bayan Merkel diyor ki çok büyük engeller var önümüzde. Koalisyon, memleket size bakıyor, bütün Avrupa Birliği size bakıyor. Kurun da işte çalışmaya başlayın. Hala yok ilerleme, büyük engeller dediği ne belli değil. Bu arada fısıltıda, kuliste deniyor ki Sosyal Demokratların alt kademeleri bu koalisyondan rahatsız, istemiyorlar. Sosyal Demokratların başka gidecek seçeneği mi var? Yani hükümet mi kuracaklar? Hayır, muhalefet istiyorlarmış. Yani bir başka anlatımla işler o kadar zor ki Sosyal Demokratlar hükümetin ateşten gömleğini giymek istemiyorlar. Bu da ilginç bir durum Almanya açısından. 114 gündür Almanya'da hükümet yok. Ve de bu gidişle ne olacak? Şöyle, Merkel'in azınlık hükümeti kurmasından söz ediliyor. Eğer Sosyal Demokratlar kabul etmezse, ya da erken seçim. İkisi de alışılmadık bir durum ve Almanya'nın hiç hazır olmadığı bir durum. Ve de neyin pazarlığını yapıyorlar, neden anlaşamıyorlar deyince baktık bir şey anlamadık. Yani sanki Avrupa'yı 300 sene idare edecekler, Almanya'da 300 sene iktidarda kalacaklar diye ıcık cicik falan ince şeyler. Dolayısıyla bu kadar lüksleri var mı? Bizce yok ama şimdilik durum bu. An itibariyle görüşmeler sürüyordu. Gece yarısı olursa belki bir Almanya'da dönerciye gidip karınlarının açlığını giderirler, bilemiyoruz. Sonra dün anlatmıştık, nükleer anlaşma. Donald Trump nükleer anlaşmayı bozduğu gibi ya da bozmaya çalıştığı gibi bir de İran'a petrol ihracatından yaptırım uygulamayı düşünüyordu. İngiltere, Fransa, Almanya ve de Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanı dediler ki sakın yapma İran konusunda. Avrupa ile Amerika arasındaki bölünme tekrar göz önüne çıktı. Cuma'ya kadar ya da Cuma günü itibariyle, ilerleyen saatlerde Cuma olur. Donald Trump'ın İran'a petrol yaptırımı koyacağı mı koymayacağı mı diye karar vermesi lazım. Fransa Dışişleri Bakanı diyor ki bu anlaşma, İran'la nükleer anlaşma hayati önemlidir ve başka alternatifi yoktur. Evet diyor, bizim İran'la başka sorunlarımız var ama anlaşma ayrı, sorunlar ayrı. İlginç bir durum. Sonra İngiltere Brexit. Birileri çıktı dedi ki bu iş böyle olmuyor. Referandum, yeni bir referandum yapalım. Brexit'ten ya da Avrupa Birliği'nden çıkalım mı çıkmayalım mı diye yeni bir Brexit referandumu yapalım. Ortalık alevlendi. Son 24 saattir hatta 18 saattir bu tartışma sürüyordu. Başbakan sözcüsü dedi ki öyle bir şey yok. Yeni bir referandum yapmıyoruz. Çünkü hem
evetçiler hem hayırcılar hem kalalımcılar hem gidelimciler evet bir tane daha yapalım biz kazanırız havasındaydılar. Daha da kargaşaya girmesini istemiyor İngiltere Başbakanlık Ofisi. Herhalde çıkarmış gibi yapacaklar ama onu da belki konuşuruz sonra. Tunus'a hızlıca bakalım. Tunus'ta hem karışıklık, sokak karışıklığı sürüyor hem de artık polis yetersiz kaldı diye ordu sokağa çıkmaya başladı. Bazı kentlerde güvenliği asker sağlamaya başladı. Kamu binalarına yönelik saldırılar dikkat çekici. Tunus'ta yatışma ihtimali görülmüyor ve de işin kötüsü pazar günü büyük bir miting muhalefet planladı. Bu tip ortamlarda büyük mitingler bakacağız. Ve de muhalefetin göstermediği sağduyuyu Tunus Futbol Federasyonu gösterdi. Maçları iptal ettiler. Tunus'ta kalabalıkların toplanması pek iyi işaret değil o yüzden. Sonra yeni dünya düzeni diliyoruz ama yeni dünya düzeni, düzensizliği ve yeni dünya kaosu ve küresel oyunlar da bunun parçasında. Onun bir yansıması olarak Amerika geçen Ekim'de terör konferansı düzenliyordu Washington'da. İşte herkesi çağırdılar. Herkes gitti. Sırbistan Genelkurmay'ını da çağırmışlar. Fakat Sırbistan Genelkurmay Başkanı'na vize vermemişler. Bu o zaman da biraz dinlendirilmişti ama şimdi gerçekten Belgrad tarafından ona duyuruldu. Dediler ki bu Amerikalılar bizi çağırdılar sonra da vize vermediler. Neden? Neden? Şöyle nedeni de yok. Vize başvurunuz reddedilmiştir diyor elçilik. Bazısı diyor ki işte bu general o zaman 88-89'da düzeltiyorum 98-99'da Arnavutlara yönelik Kosova'daki operasyonlardan sorumluydu. Çok sayıda elinde ihlal var. Ondandır. Şimdi mi akıllarına geldi diye soru var. Başka çok Rus yanlısıdır onun için ama tekrar yani bunların bir gerekçe olmaması lazım ama Amerika'nın ne halde olduğunun bir göstergesi olarak anlatmak istedik. Sonraki haberimiz de yeni dünya sistem düzensizliği ve kaosu içinde ilginç bir durum. Hollanda'ya Donald Trump bir büyükelçi atadı ve büyükelçi 2015'te Hollanda'da bu İslamcı hareketler çok arttı. Hollanda'da araçlar yakılıyor, politikacılar yakıldı. Politikacılar yakıldı demiş bir konferansta. Sonra Hollanda'da Müslümanların elinde olan ve başkalarının giremediği bölgeler var demiş 2015'te. Bu normal alıştığımız Donald Trump üslubu aslında. Fakat Hollanda medyası bunu unutmadı ve bu şahıs Amerika Büyükelçisi olarak gelince medyayla elçilikteki basın toplantısında bu atışma yaşandı. Hollandalı gazeteci diyor ki o yazıyı okuyor musunuz? O yazının farkında mısınız? O yazı ta ilk Hollanda Büyükelçisi kim? John Adams'ın bir sözüymüş. Bu çatı altında yalnızca dürüst ve akıllı kişiler görev yapar diye. Sen dürüst ve akıllı değilsin diyor Hollanda basını Amerikan elçiliğinde Amerikan elçisine. Hem de kendi duvarındaki John Adams ifadesini göstererek bu çatının altında dürüst ve akıllı kişiler var mı? Çok ısrar ettiler. Dediler ki sorularımıza cevap vermiyorsun. Böyle bir şey var mı yok mu? Sen Hollanda'ya geldin madem büyükelçisin. Hollanda'da gidilmeyen mahalleler, yakılan politikacılar var mı? Kim? Konuşamadı, cevap veremedi ve en sonunda şunu da duydu. Dediler ki burası Hollanda, bize cevap vermek zorundasın. Medya ve yeni dünya sistemi böyle deyip şimdi konuklarıma geçiyorum. Ben tekrar merhabalar. Tekrar çok değerli konuklarımla rüya takımı diyorum. Sayın Hakkı Hoca ve Sayın Hasan Könü. Hatta yorumlarda da yani düşündüm nedir? Bir tane uluslararası ilişkilerin Ronaldo'su var. Diplomasinin Ronaldo'su. Bir tane de medyanın uluslararası ilişkilerin Messi'si var. Sen kimsin diyorsanız ben de bu aralar Oprah Winfrey havasındayım. Çok güzel. Değil. Oprah Winfrey Amerikan başkanı olmaya falan böyle öyle bir adı geçti. Amerikan siyasetinin tabii ki çöktüğünün işaretidir. Çok istiyor, olurum diyor, hatta kazanırım diyor.
kaybeder. Neden yani olmasın? Konumuz yani. Bu değil ama kaybeder diyorum yani, ben girersen. Bu son kitap okuduktan sonra şunu söyleyebilirim. Yani Donald Trump'ın başkan olduğu Amerika'da herkes başkan olur. Yani konumuz zaman zaman değineceğiz de şöyle şöyle gündemde hem dikkati çeken hem de fazla dikkati çekmeyen çok çabuk geçtiğimiz konulara biraz dönüp tekrar bakmamız gerekiyor. Az önce söyledik, Bulgaristan mesela Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını üstlendi. Yeni bir dönem falan diyor. Tamam, fakat asıl Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde zannediyorum belirleyici olan bir şey oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son Fransa gezisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptığı ikili görüşmeler ve sonraki açıklamalar ve işte değerlendirmeleri, Cumhurbaşkanı'nın ikili ilişkilere verdiği önem, işte ikili ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldık demişti toplantı görüşmeler sonrasındaki açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık, bu konuda düşüncelerimiz örtüşüyor dedi. Başka derste mücadele Astana, savunma sanayi, uçak alımları var. Mesela Türkiye hem Boeing hem Airbus alıyor filosunu. Yeni uçaklara ihtiyacımız var. Bütün bunlar ve de Türkiye ile Avrupa ilişkilerinin mevcut durumunu ve ilişkilerini ele aldık dedikten sonra Cumhurbaşkanı dedi ki Avrupa ve Fransa'dan beklentilerimizi de dile getirdik. Ondan önce Macron'un ifadesi var. Türkiye ile yeni bir sayfa, ilişkilerde yeni bir sayfa açmak niyetindeyiz diye. Dolayısıyla gerçi Almanya'dan da bu işler soruluyor ama Almanya kısmına geçeceğiz. Fransa-Türkiye ilişkileri ve Avrupa Birliği ilişkileri Erdoğan-Macron görüşmesi ışığında bir yorumunuzu alayım hocam. Efendim şimdi Almanya dışındaki Latin ülkelerinin yeni pazarlara, yeni anlaşmalara ihtiyacı var. Yani İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan biraz bizimle sert çıkıştı ama işte İran'a da galiba uçak satma çabaları var. Hatta Peugeot orada üretiliyor. Böyle bir olay geldiğinde Avrupa Birliği'nin üyeliği değil de ekonomik partnership, yani ekonomik ortaklık açısından Fransa açık bize. Niye? Çünkü Amerika baskısı olmasa Rusya ve Çin'e de açılacaklar. Çünkü pazarlara ihtiyacı var. Düşünebiliyor musunuz? 550 milyonluk bir Avrupa. Rusya ile Çin'i ortaya koysanız o bölgede 3-4 milyarlık bir pazar var. Ve de Türk asıllılar Asya içine kadar gidiyor. Bu Türkiye'nin bir girişi. Şimdi biz öğrencim Coca-Cola'nın sistematiğine gelmiş. Reklam değildi, örnekte evet. Evet. Evet, bir örnek olarak bütün Asya ve Orta Doğu ülkelerine yönetici Türk atamışlar. Yani bu şirketler sebebi Türklerin olumlu gözükmesi ve orada başat rol oynayacaklarına inanılması. Yani Arap ülkelerine dahi Türk atamışlar. Arap atamıyorlar. Ha şimdi bu girişim içinde bu yaklaşım normal ekonomik ilişkiler. Ama bunun dışında Avrupa Birliği isteklerinin Türkiye'nin 2019 sonrasındaki gelişmelere bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani ekonomide bir problem yok. Onu da nerede gördüler diye Fransız medyasına baktım mesela gelişmelerle ilgili olarak. Le Figaro. Le Figaro'da diyor ki Emmanuel Macron Türkiye'yi terörle mücadelede ve göç krizine karşı önemli bir ortak görüyor. Dolayısıyla yeni bir diyaloğa girmekte ve Türkiye ile ortak çıkarlar temelinde yeni bir ilişki inşa etmekte bir sorun yok. Başlık tekrar yeri doldurulmaz stratejik ortak. 18 aylık duraklama sürecinden sonra Avrupalılar real politiğe dönüyor. Ama siyaset sonrasında işte Macron Avrupa Birliği'nin kapısını içeriden kapattı, dışarıdan kapattı falan gibi yorumlar. İlk bende uyandırdığı soru Macron hangi kapıdan mı sorumlu da? Sorumlu yani. Ona kapının kilidini kim vermiş de cevabı. Bakıyoruz öyle bir açıklamalarda bir şey yok. Nereden çıktı bu
kapı kilidi meselesi? Bilemiyorum ama ben bayağı dün, önceki gün bu yazıları okuyunca tabirimi hoş gören ama sinirlendim. Ve bugünkü Milliyet'te aşağı yukarı bu ifade ettiğiniz şeyleri yazmaya çalıştım. Yani tam tersine, eğer orada birisi birine ayar verdiyse, tabiri de gene hoş görün, veya haddini bildirdiyse, bu Sayın Cumhurbaşkanı Macron'un nezdinde Avrupa Birliği'ne yaptı. Yani ortak basın toplantısında ettiği sözleri hatırlasınlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Avrupa Birliği kapı falan kapatmadı. Yeni fasıl açmıyor. Yalvarmıyoruz be, bizi alacaksınız diye yalvaracak değiliz dedi. Değiliz dedi. O zaman kim kapatmış kapıyı? Evet. Ve ayrıca Macron ölse Avrupa Birliği adına bir taahhütte bulunmaz, bir tehditte bulunmaz, bir şeyde bulunmaz. Yani şurada göreve geleli daha şu kadar yıl oldu. Orada belirli bir çerçevede Merkel'i çiğnemek, diğer Avrupa Birliği yöneticilerini çiğnemek filan söz konusu olamaz bir Avrupalı lider için. Dolayısıyla maalesef ülkemizde bu spin doctor dediğimiz, nasıl tercüme edeceğiz? Yani hurafe imalatı diye çok aklıma güzel. Geldi. Yani evet, yani insanlar durdukları yerde olaylara bakıyorlar ve olmayan şeyleri izafe ediyorlar. Bu olsa olsa bunu yapmıştır. Ve sonra siz oturup bu lafı savunmaya çalışıyorsunuz. Fakat asıl mesele gözden kaçmış oluyor. Yani bu çok kötü bir iletişim ortamı Türkiye için. Yeni fasıl açılmayacak diye de bir şey söyledi Macron. Ama yani yeni fasıl açın diyen konuğuna, evet şu anda yeni fasıl açılmıyor dersiniz. Yani hayır açalım, olur yarın oturalım, 3 fasıl daha açalım, açalım diyecek. Falan diyecek hali yok adamın. 18 aylık duraklama sürecinden sonra Avrupalılar real politiğe dönüyor. Yine Le Figaro, önemli bir NATO üyesi olan ve Türkiye yeri doldurulmaz stratejik bir ortak. Böyle bir ortaktan kopmanın ancak olumsuz etkileri olur. Yeniden mi keşfetmişler Türkiye'yi? Hayır, zaten bir kopma yoktu. Normal çekişmeler vardı yani. O zaman gelen göçün nedeniyle büyük bir reaksiyona girdiler. Biliyorsunuz Merkel'in bir türlü, demin söylediğiniz, bir türlü koalisyon kuramamasının nedeni buraya gelin, hoş geldiniz göç edenler dedi. Ondan sonra hayatı karardı. O yüzden kurulamıyor. Ve bütün Avrupa bu göç politikası nedeniyle çok zor durumlara düştü. Ve aşırı sağ partiler yükselmeye başladı falan. Ve onların reaksiyonu, şimdi asıl mağdur durumda olanın biz olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü bu göç kesildi ama bunun karşılığında bir para verilmesi lazım. Evet. O para verilemiyor bir türlü. Ve de bilmiyorum, hiç İstanbul'da dolaştınız mı? Bazı semtlerimiz Arap kentlerine dönmüş durumda ve bunları beslemek zorundasınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü, şu an 3,5 milyon insan bizde, bunların tüm bakımı bizde, yaptığımız tüm harcama ortada ama sizinkiler bu harcamaları kabul etmiyor. Sizinkiler, sen, Macron ve tabii diğerleri, verilen sözler yerine gelmiyor. Bunların hepsini hatırlattım. Real politik hocam, bunu bize şöyle ne demek olduğunu anlatın. Bu real politik, 18 aylık duraklama süresinden sonra Avrupalılar real politiğe dönüyor. Ne demek real politik? Real politik şu, rasyonel olarak çıkar ve maliyet hesabı yaptığınızda, çıkarlarınız maliyetlerin üstünde bir getiri sağlıyorsa, o tür davranışı seçiyorsunuz. Bu real politikadır. Şimdi Türkiye'nin kaybını düşünüyorum Amerika açısından. Karadeniz, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, İran kontrolü, Asya'ya giden yolun kontrolü, işte Yunanistan'ın sistematiğinin geleceği ve Rusya'nın aşağı inmesi. Şimdi bakın, bu sarsıldığı zaman 1957'deki Bağdat Paktı'nı düşünün. Böyle bir hat kurmuştu. Şimdi bu hattı Sayın Trump'ın politikaları sarsıyor. Niye? Pakistan'a bir yaptırım. İran'da kafa kafaya. Türkiye'de çekişiyor. Ve Rusya bu hattın altında. Evet. Bu çok olumlu bir durum değil şey için. Bu real politik değil. Real politik değil. Bu Trump politik. Bu ideolojik politik. Yani real politikin karşıtı ne derseniz, ideolojinizi izliyorsunuz. İnançlarınızın peşinde koşuyorsunuz falan demektir. Yani şimdi Trump'ın
gene bu kitaba atıf yapacağım. Yani Michael Wolff'un kitabında mesela Trump bir toplantıda elini masaya vurmuş. Ben hayatta hiçbir kitabı baştan sona okumadım demiş. Benim hayatta yazdığım yazıların tümünü toplasanız bir sayfayı doldurmaz demiş. Tamam. Şimdi böyle bir ignorance'la, böyle bir cehaletle övünen bir başkandan bahsediyoruz. Kafasında bir takım doğrular var. Yani o da yani Tea Party'nin, Amerikan aşırı sağının, artan popülizmin getirdiği yarım yamalak lafların sonucu olarak şöyle bir inanç var. Bu Pakistan bize hiç yardım etmedi. Gizli gizli Taliban'ı ve Afganistan'ı destekliyor. Biz bunları cezalandıralım. Pakistan'a geleceğiz. Pakistan'a ayrı bir konu olarak, hatta Pakistan gibi stratejik bir ortağını satan Amerika'nın daha neler neler yapabileceğini ve daha kimleri neden satmayacağını da konuşacağız da. Ama bu niye satıyorsunuz? Satıyor satmıyor onu tartışalım. Ama şu anda yaptığı iş Trump'ın ideolojik bir çerçeveden, kendi kafasındaki inançlardan hareketle realizmi, artıları eksileri, dış politikanın getirilerini, oraya yapmanız gereken yatırımları falan tamamen unutup, ihmal edip, zaten aklın ermediğine de eminim artık. Tabii ki. Elinin kenarı tersiyle kenara itip, kafasındaki doğru neyse onu yapmaya çalışıyor. O doğrunun sonucu, hocamın işaret ettiği nokta çok önemli. Rusya bu yaratılan yeni çizginin altında, yani sıcak denizlere inmiş şu filan vaziyette ve Pakistan'da Rusya'nın kucağına itmiş vaziyettesiniz. Evet. Tekrar Avrupa Birliği meselesine gelirsek, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Almanya ziyareti oldu. Türkiye ve Almanya Dışişleri Bakanları Gabriel'in kentine, memleketine gitti, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ve görüntülerde de var. Gabriel Türk çayı ikram etmiş. Almanya'da bilmiyorum, çaydanlık bulmak çok zor olmasa gerek ama onu düşünmüş olması köşe başındaki yani, Türk dükkanına gidip alabilirsiniz. Gitse alabilir yani. Ama yani işte yani Almanlar öyle demlik falan kullanmazlar ama şekilde görüldüğü gibi gayet, hatta belki de Türk malı olan bir çaydanlıkla Türk çayı ikram ediyor. Şimdi etiketi bunu, bile duruyor üstünde. Evet, etiket üstünde değil mi? Etiket üstünde. Şimdi bunu Sayın Çavuşoğlu'na sordular geçen arkadaşlar ve dedi ki Türk kültüründe de yeri olan bu davranışlara iki ülke halkının karşılıklı güven tesis etmek için ihtiyacı var. Küçümseyenler oldu. Ha, çay içiyorlar falan hani. Ama yok, çayı ihmal etmemek gerekiyor. Tabii, değil mi? Biz biliyorsunuz Amerikalı yazar çay üzerine müthiş bir edebiyat paraladı. Ve bakan onu davet etti. Diyor ki Türk'ün misafirperverliği, dostluğu, hani selam, aslında selam barış anlamındadır. Size bir çay ikram ettiği zaman hoş geldin ve barış demek. Onun sunuş tarzıyla bilmem ne. Çinlilerde de var aynı kültür. Gayet tabii. Herif çay, yarım saat çay yapar, düşüp bayılırsınız içene kadar. falan filan. O bir dostane yaklaşım tarzıdır. Evet. Bu da sormuştur oradakileri. Ben bu kültürel yaklaşımını nasıl bir sempatik imaj yaratırım? Bu tarzda bir sempatik imaj. Niye? Çünkü yani rasyonel açıdan Türkiye'nin kaybı Avrupa Birliği'ne sırtını dönmesi demek, Avrupa'nın ağzında çok tehlikeli bir yapılanmanın oluşması demek. Bu yapılanmanın olmaması için Avrupa çıpasının Türkiye ile birlikte durması gerekiyor. Yani kendilerini koruyan bir olay bu. Ha, İran öbür tarafta, arada bir Türkiye vardı. Şimdi bu yapı o tarzda bütünleşirse tam Avrupa'nın ağzında Avrupa'ya düşman ve herhangi bir operasyonu önleyemeyecek bir yapı belirleyecek. O yüzden çay değil, peşinden de Almanya'da değişik hangi içkiler varsa onları da sunması gerekiyor. Belki halı sermesi gerekiyor. Avrupalara şunu söyledik, Bakan Çavuşoğlu sözleri. Bizimle ilişkilerinizi sağlıklı götürebilmeniz için bizi eşit ortak olarak görmek zorundasınız. İstediğimiz aslında çok temel bir şey. Eşit ortak olma. Bunun altını çizmek lazım. Yani baştaki sorunuza dönelim. Yani Avrupa kapıyı kapattı, Türkiye Avrupa idealinden vazgeçti. Hatta makalelerden birinde, İngilizce bir makalede, çok yazar o kadar uçmuş ki Türkiye'nin artık Avrupa'yı istemediği, Türk halkının yüzde şu kadarın Avrupa'ya
tam üyelik istemediğini bu hükümet o kadar çok dile getirdi ki sonunda Avrupalılar da bizi istemez oldular. Şimdi bunu dışarıya yazmıştır ama yani içeride okunmadığı için İngilizce yani yazmıştır. Dışarıda okuyanlar, bunu okuyanlar ne diyorlar? Ha, demek ki Türkler artık Avrupalı olmaktan vazgeçtiler. Zaten bu hükümet de tırnak içinde İslamcı. Tamam o zaman, yani Avrupa ile bir ilişkileri kalmadı. Çıkartılan uyum yasalarından hangileri lağvedildi? Türkiye'nin Avrupalı olma idealinden vazgeçtiğini gösteren hangi demeç var? Daha okuduğunuz cümle bunun tam tersini kanıtlıyor. Yani Türkiye ile, Türkiye üzerine konuşan, yazan insanların hükümetin ifadelerini şu kadar yıllık Türkiye'nin geçmişini, geleceğini bu kadar hafife almamaları lazım. Sorumluluk şart. Yani bu illa terörist olmak anlamına gelmez. İlla savcılar gelsin, gazeteciler yakalasın demiyorum. Herkesin fikir özgürlüğü var, istediğini yazsın. O, ona saygı göstermek zorundayız. Ama onu yazan gazetecilerin de mutlaka sorumlu davranmaları gerekir. İlkesel olarak zaten mesajların nereden geldiği tamam bir faktördür ama kimin söylediği daha da faktördür. Yani malum kim söylüyor bunu diye bakmak gerekiyor. Şimdi bu bir anlamda işte Cumhurbaşkanı'nın Fransa seyahati, Dışişleri Bakanı'nın Alman Dışişleri Bakanı'yla teması ve bu bitmeyecek. Mesela yine Bakan Çavuşoğlu diyor ki Avusturya Dışişleri Bakanı Knessel'i 25 Ocak'ta eşiyle birlikte Büyükada'da ağırlayacağız. Şimdi Avusturya malum Türkiye'ye en, hele şimdi çok daha farklı bir hükümet var. Aslında o hükümeti bizden önce Brüksel'in sıkıntı etmesi lazım. Yani muhatapları asıl Brüksel. Bizim bir şeyimiz şu an yok. Brüksel'in derdi. Ama Avusturya, diğer zaten 4 ülke vardı değil mi? Türkiye ile uğraşan Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya vardı. Ana İngiltere'yi dışarıda kabul ederseniz ana şey bu. Şimdi Fransa ile görüştük, Almanya ile görüşüyoruz. Avusturya gelecek Büyükada'da, ada sahillerinde bekliyoruz. Hollanda kaldı. Hollanda'ya da aslında Cumhurbaşkanı'nın bir mesajı olmuştu. Yani biz Hollanda'yla çok daha iyiydik. Hollanda kendini kaybetti diye. 4 ülkenin Avrupa Birliği'de işte bunlar demek zaten. Tabii asıl ana ilk Brüksel anlaşmasıyla ortaya çıkan bunlar. Bunlar. Sonradan diğerleri eklemedir, bilmem nedir, şudur budur. Dolayısıyla yani Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda öyle ahvah edecek bir ortam görmüyoruz. Hele ben de görmüyorum. Yıl içindeki başka gelişmeler de sayılırsa. Görmüyorum dedikten sonra şunu da belirteyim Selim. Yani ben öyle Avrupa'ya çok can atan falan bir şahıs değilim. Hocamın önünde teeddüp ederim bu kadar çok uzun vadeli politikalardan bahsetmeye ama Ulus Gazetesi'nde çalışıyorum sırada. Ben bir dizi yazı yazmıştım. Yazının başlığı şuydu. Küçük harflerle yazılmış biz, büyük harflerle ortak, küçük harflerle onlar, özür dilerim, onlar ortak, biz pazar. Ecevit o kadar bayıldı ki bu lafa, slogana, seçim kampanyalarında falan kullandı. Bir dakika. Türkiye'nin son 40 yılını falan özetidir bu slogan. Evet, sizden mi çıktı Sayın Hakkı Hocam? Benden Ulus Gazetesi gibi dizi yazımdan çıkmıştı. Onlar ortak, biz pazar. Şimdi ben hala bir de anekdotu var bunun. İhsan Sabri Çağlayangil rahmetli çağırdı. Ben de o zaman siyasalda öğrenciydim. Sen mi yazdın o yazıyı dedi. Evet efendim, ödüm koptu Dışişleri Bakanı. İhsan Sabri Bey de büyükçe bir zaptı. Evet ben yazdım dedim. Seni dedi bir hafta dedi burada görmek istiyorum her sabah dedi. Sana dış işleri olarak eğitim vereceğiz dedi. Bir Türk genci Avrupa'ya karşı olamaz dedi. Ve bir hafta bana seminerler verdiler, briefingler yaptılar. Ankara Anlaşması'nı anlattırdı bana. İndoktrinasyon. Evet evet. Stalin de yapardı bunu. Sonra ben gittim Sayın Rahmet Ecevit'e anlattım. O da çok güldü. Ben hala fikrimi değiştirmiş değilim. Gümrük Birliği, saygın bir üye, ortaklık. Kuvvetli ortaklık tamam ama İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını gerektiren hukuki ne sebep varsa bizim için de var. Yani ben öyle Avrupa'ya, Avrupa denizine hemen soyunup cump diye atlama yanlısı değilim. İngiltere ne yaptıysa biz de aynı dikkate harcamalıyız. Ancak bu Türkiye'nin
Avrupalılık değerlerinden vazgeçmesi, vazgeçtiği anlamına da gelmiyor. Onun için demin bu sorumluluk çok önemli dedim. Yani bu sorumluluğu hissetmesi lazım Türkiye ile ilgili fikir üreten herkesin. Şimdi iki tane nokta. Bir tanesi çok hayati, çok tarihi. Türkiye'nin 70'lerini, 80'lerini kapsayan bir sloganın Sayın Hakkı Öcalan'dan kaynaklandığını burada kamuoyu olarak duyduk ve şapka çıkarttık. Estağfurullah. Gerçekten etkileyici bütün sokakların sloganıydı. Evet. Onlar ortak, biz pazar. Tam da öyle değil işte diye, yani düzeltmek de mümkün diye sonra tevhili çıktı onun. Çıktı ama tabii, yani herkes bir şey söyledi. Yani gerçekten bu slogan, her slogan sloganın, demin hocam söyledi. Yani real politik bir tarafta dururken sloganlar ideolojilere dayanır ve ideolojiler kısaltmalardır, basite indirgemelerdir. Ve tehlikelidir. Kolaycıdır, yani. Kolaycıdır ve tehlikelidir. Real politik konusunda daha çok seminerler gerekiyor. Bir programı bence real politiğe ayırmamız gerekiyor. Tabii yani bir tarafa kayıplarınızı yazıyorsunuz. Bir tarafa kazançlarınızı yazıyorsunuz. Eğer kazanç fazlaysa olaya devam ediyorsunuz. Başa başsa düşünüyorsunuz. Zarar fazlaysa olayı bırakmanız gerekiyor. İşletmeler de böyle çalışıyor. Şimdi şeye bakıyorsunuz, öbür taraftaki Şangay'a. Şimdi Çin'den bir el geliyor, bir takım yeni yatırımlar falan. Acaba Çin'le uyuşabilir mi? Yoksa Rusya'da şimdilik belli bir kesişme var ama bu uzun sürebilir mi? Çünkü Osmanlı'dan beri kafada kalan bir Rus-Moskov olayı var. Bu zamanında değişebilir mi? Ne zaman değişebilir? Mesela Amerika çok hafif bir takım baskılarla giderken, Putin'i hatırlayın, Türkiye ani ambargoyla böyle rap diye aşağı doğru çekti. Amerika öyle yapmıyor. Yani ikazlar oluyor, bir şeyler oluyor falan. Karşılıklı diplomatik konuşmalarda olay geliyor. Öbür taraftaki acı şeylere gelmiyor. Halbuki Rusya'nınki bayağı acı oturduydu. Tabii. Şimdi ne tarafı tercih edecek? Çünkü bu denge politikalarımız 2. Dünya Savaşı'nda da bir tarafta Almanya vardı. Almanya'yı idare ediyorduk, krom satıyorduk. Evet. Rusya'yla konuşuyorduk. Ama Türk pilotları İngiltere ve Amerika'da eğitim görüyorlardı o sırada. Evet. Denge politikası İnönü döneminin de çok önemli bir politikasıydı. Orta boy bir yapı böyle rasyonel yapılar arasında oynamak zorunda. İdealizm mutlaka iyi bir şey. İlkeler tabii ki var dış politikada ama sahadaki gerçekler diye de başka bir şey var. Ve bunlar birbiriyle çatışması da gerekmiyor. Yine Sayın Çavuşoğlu'nun sözü. Macron'un söylediği şu, o da görüşmelerdeydi. Avrupalılar iki yüzlük yapıyor size. İşin zor kısımlarını medeni bir şekilde söylemiyorlar. Daha sonra bu seçim zamanında Türkiye karşıtlığına dönüşüyor. Şimdi bakın, onlar da zorluk çekiyor. Çünkü Alman Merkez Bankası Avrupa Birliği'ni yönetiyor. Tamam. Alman Merkez Bankası'nın ruhunda da Hitler dönemindeki enflasyon olayı var. Diyor ki enflasyon %2'yi geçmeyecek. Bu bir. İkincisi, halkı sakin tutmak için yoğun bir sosyal politikalar. Şimdi gittikçe nüfus artan bir yapı içinde bu sosyal politikaları izlemek çok zor. O yüzden ne yapıyorlar? Robotik. Gittikçe robotlaşıyor. Şimdi işçiye 1945'lerden sonra memleketin yarısı savaşlarda ölmüş. Türkiye'den adam getirtiyorsunuz. Sosyal politikayı uygularsınız. İşsize işsizlik ücreti verirsiniz. Çocuk doğumunda ona bilmem ne para verirsiniz. Ama nüfusun oturup gittikçe arttığı, bir de dışarıdan göçün geldiği bir ortamda Almanya'nın öngördüğü sosyal politikayı İngiltere kaldıramazdı. Ve de %2'den yukarı enflasyon olmayacak. Mümkün değil. Mal satamazsınız. Ve devamlı teknoloji üretmeniz lazım. İngiltere Newton döneminde değil ki. Evet. Sürekli teknoloji üretsin. Almanya üretiyor ve maalesef Çin üretiyor. Süper kompütür diye bir şeye geçmişler abi. Daha bizimki kompütürümü zor kullanıyorum. Süper kompütürü nasıl kullanacağız?
Ve peki ama ya neden o kadar mülteciyi aldı şimdi bakamıyor ve sokaklar... Bakamaz falan. Yapamaz. Yani o bir jest yaptı. Bir de şunu fark ettik. İnsan hakları, ifade özgürlüğü, sosyal politika dayanışma. Zenginken herkes yapıyor bunu. Ben de Nişantaşı'nda para veriyorum diye öyle gidiyorum. Ama parayı kestiğiniz zaman hala onu yapıyorsam o zaman I'm a good man. Ama para yokken sertleşiyorsanız o zaman asıl Almanya'nın yüzü ortaya çıkıyor. AFD'nin yükselişinde bu şekilde mi açıklamak? Tabii ancak öyle abi. Mesela kendi teorilerim yanlış olabilir. Orta boy ülkelerde yani sömürü yapamayan ülkelerde tam bir demokrasi oturamıyor. Niye? Ortaya çıkan talepleri ememediğiniz zaman ayaklanma ve sosyal patlama oluyor. Şimdi herkesin istediği bu örnekte Rusya. Glasnost, Perestroika. Bunu Moskova'ya gittik. Moskova Belediyesi diyor ki Rusya'dan ayrılacağım ben diyor. Dedim nereye gideceksiniz baba? Moskova nereye gidecektir? Bu böyle yaşanmıyor biz ayrıldık. Niye? Taleplerinizi ortaya koyun. Açıklık. Hadi buyurun. Ya 1,5 milyar Çinli portakal yemek istiyor. Ertesi gün Türkiye'de portakal yok. Tunus. No way. Yani gerçekçi olmak lazım. Almanya'nın izlediği sosyal politikayı ne İtalya, ne İspanya, ne Portekiz, ne Yunanistan, ne de diğer ülkeler kaldırabilir. Almanya düşük, euronun düşük değerinin meyvelerini yiyor. Yedi, yiyor, yemekte. Ama bu Hırvatistan'ı yoksulluğun altına getirdi. Tabii. Bu Bulgaristan'ı perişan etti. Yani hiçbir Avrupa ülkesi Almanya'nın bu euro politikasını sürdüremez artık. İşte İtalya, İspanya hala batıklar. Onlar bile. Onlar bile hala tabii, devam ediyor. Yunanistan'a bakın yani Yunanistan. Satılmadık şey kalmadı Yunanistan'da. Yunanistan ki işte gerekenleri daha yapmadı. Tabii. Yunanistan daha hala onun kavgası dönüyor. Ama dönüyor. Nasıl yapacak? Ne üretiyor? Hiçbir şey. Bana bir almak istediğiniz Yunan malı söyler misiniz? Plaj, güneş. Öyle, yani. o da yemek vaktinde gelmiyor falan. Yani restorandaki servis keyfe bağlı falan. Türkiye'den daha fazla zeytin ağacı var Yunanistan'da. Geçen önceki sene Rodos'ta bir genç kardeşimizin düğününe gittik. Otelde zeytin yoktu kahvaltıda. Bu durum acaba neresi devam ediyor mu? Zeytin yağı ihracat ama onlar da made in Turkey şeylere pek şey değiller. Yani, mümkün değil. İyi gözle bakmıyorlar. Bölgemize gelmek istiyorum. Demin söylediğiniz real politiğin etkilerini Suriye'de ve daha aşağısında da görmekteyiz. Suriye konuşacağız. Ve bu bölüme zannediyorum ilk kez duyacağınızı tahmin ettiğim bir bilgiyle başlamak istiyorum. Bu yeni bir bilgi. Kaynağı da güvenilir ve sağlam duruyor. Şöyle, bu işte YPG-PKK denen Kuzey Suriye'deki oluşumun elinde muhtelif DAEŞ'li savaşçılar varmış. DAEŞ'ları vaktiyle yakalamışlar. Zaten o Raqqa, Dere Zor'a kadar inme sırasında çatışmanın olmadığını biz görmekteydik. Çatışma değil, pazarlıkla satın alarak vesaire falan aşağı indiler. Gitmelerine izin verdiler. Gitmelerine izin verdikleri görüntülendi, belgelendi. Ve de bir çatışma olmadan oralara kadar geldiler. Şimdi bilgi diyor ki ellerine esir aldıkları DAEŞ'lılardan 400'den fazlasını bu PKK-PYD oluşumu serbest bıraktı. Ya. Artı bunların 120 kadarı da PKK-PYD saflarına katıldı. Bir terör örgütü var. O terör örgütünün diğer terör örgütünün militanlarını esir alıyor hesapta. Sonra bunların bir kısmı salıveriliyor. Herhalde paraya ihtiyacı olanlar ya da çalışma şartlarını kabul edenler, ücretle anlaştıkları da kendi saflarına giriyor. Aa. Böyle bir şey var mı? Söyleyen de bu Syrian Observatory for Human Rights Londra merkezi. Bunu ben gayet normal görebiliyorum. Şu açıdan normal görebiliyorum. Patron aynı. Patron aynı. Yani
patron aynı olunca maaşlar aynı yerden geliyor. Yani artık daha işin nasıl kurulduğu, kim kurdu bilmem ne, herkes yazdı bize. Bu haberin kaynağı İngiliz olabilir mi? Bu İngiliz Syrian Observatory for Human Rights, ki orada çok yani Suriye'de gerçekten kuş tutsa bunlar bir masa, bir telefon diye geçiyor ama arkasında başka bilgi kaynakları olduğunu düşünmek. Senin hocam, o zaman soru şu. Evet. Yani aslında bunun altında, sorunuzun altında yatan soru şu. İngiltere, hatırlayın, DAEŞ'in nakli sırasında otobüslerin fotoğraflarını da İngiliz ajansı yayınladı. Evet. İngiltere ne yapmak istiyor? Güzel soru. İngiltere ne yapmak istiyor? Uluslararası, şimdi başa alalım neydi? Uluslararası koalisyon vardı DAEŞ'e karşı. İngiltere onun bir parçası olarak Amerika'nın yanında işte bombardımansa bombardıman, özel kuvvetlerse özel kuvvetler, topçu bataryası bile getirdiler hatırladığım kadarıyla. Tabii. Sonra onunla yetinmediler. Hem DAEŞ'in içine hem bu PKK ya da terör oluşumunun içine gönüllüler gitti. O gönüllüler muhtemelen görmek, izlemek, belgelemek için gitmişlerdi. Kalkıp Londra'daki aşçının ya da kebap ustasının DAEŞ'e katılma sebebini başka türlü izah etmek mümkün değil. Sonra görevleri bitince herhalde geri dönmeye başladılar. Ve bunun fotoğraflarını da İngiltere yayınladı. Evet. Demek ki İngiltere orada olanlardan memnun değil. Şimdi orada ne olduğunu aslında bu en yeni, en son harita. O haritayı biraz şöyle anlatmamız gerekiyor. Turuncu taraflar, koyu turuncu, kırmızıya kaçan taraflar rejimin sahası. Biraz onun açık, turuncunun biraz açığı olan renkte rejimin etkisi olan alan diye geçiyor. Ama en kritik nokta bizce bu rejim elindeki denen turuncu alanda PYD-PKK terör oluşumunun elindeki bu sarı alan. Ve o sarı alanın arasında Fırat Nehri var. Fırat Nehri'ni aslında şu an, yani Halep'in işte o dışından, orada bizim Fırat Kalkanı cebimiz var yukarıda, Türkiye sınırında. Evet. Diğer tarafta Afrin var, Hatay öncesinde İskenderun. Sonra Halep'in dışından başlayarak orada akan, Türkiye'den de çıkan ve Deir-ez-Zor ve aşağısından Irak'a geçen Fırat. Evet. Şimdi şu noktada bakınca Suriye'yi Fırat'ı doğusu ve batısı gibi ikiye ayrılmış durumdalar. İşte DAEŞ elindeki hala bir bölge olduğu söyleniyor. O siyah noktalar. Başka o aslında Türkiye tarafındaki bölümün mavi değil, belki Türkiye rengi olması lazım. İsrail ve Ürdün tarafı çok daha ilginç. Orada hala bakın İsrail, Ürdün, Golan Tepeleri, o İsrail'den sonraki Kuneitra Golan Tepeleri var. Golan Tepelerinin doğu tarafında bir minicik siyah bölge var. Orası DAEŞ diyor. DAEŞ İsrail'e bu kadar yakın noktada hala o araziyi tutuyor. Bu bir askeri maharet olması lazım. Artı şunu da biliyoruz. Dünya halinde anlattık. İsrail Kuneitra Dara tarafına doğru silahlı milis grupları bulup orayı 5-10 kilometrelik zaten bir ekstra tampon bölge yapmış durumda ve oradaki militanlara valla geçmiş gün $2,000 mı hatırlayamadım, iyi bir aylık veriyor. Maaşlı, evet, muhtelif milisler orada. Önceki günde onların aşan bir şekilde Şam'a yakın yerleri bombaladılar. Mesela. Şimdi orayı bırakalım. Suriye'nin Fırat tarafından, Fırat eksen olarak doğu ve batı olarak bölünmesi, daha geniş bir tanımla bu bölünmeyi, rejim diye bir şey yok zaten orada, Rusya var. Dolayısıyla turuncu alan Rusya alanıdır, sarı alan da Amerika alanıdır diye bir yorum. Ne dersiniz? Valla sadece sarı alan değil, o siyah alanlarda da. Çünkü İdlib içindeki bazı operasyonları, sonra oradaki Laskiye civarında, Hama civarındaki Rus üslerine dronlarla saldırıları falan. Bugün Putin'in açıklaması var. Kimin, evet, yaptığını biliyorum. Türkiye değil. Türkiye yapmıyorsa o teknolojiyi veren bir tek ülke var. Amerika. Bunu gayet iyi biliyorlar. Şimdi bütün bu boyutun şu haritaya baktığınızda
Bu kargaşa niçin? Ya şunu sorayım. Burada Türkiye, İran ve Rusya, Amerika'da artık çok fazla şey etmeye gerek yok ve çözüldü. Evet. O zaman İsrail ne yapar? İsrail için felaket olur. Bu bölgede bu anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların çözülmemesi lazım. Hatta biraz sonra İran, Rusya, Türkiye arasında açılması lazım. Evet. Bu İsrail için büyük felaket olur. Bir şey olduğu zaman Filistin konusuna siz ne diyorsunuz ya? Bırakın Kudüs'ü, burası böyle işte. Bakın orada bilmem ne oluyor. Oradaki YPG bilmem ne yapmaya çalışıyor. Buradan bilmem neler geliyor. Irak'ta da şu olaylar oluyor. Pakistan'da felaket. Bu sırada siz şuradaki Kudüs'teki ufacık yere mi bakıyorsunuz? Bütün sistem 48'den beri bunun üzerine dönüyor. Oyalama, karıştırma. Şimdi bunun gerçek incelemeyen halk ne olduğunu anlamıyor. Çok karışık. Ama tek analizi var. Burada İsrail'i rahatsız etmeyecek bir yapının olması. Geri kalan olayların teferruatları. 6 yıl önce ya dönelim. Yani Suriye bu hale gelmeden önce orada ciddi bir özellikle İsrail'e yakın bölgede bir Hizbullah varlığından bahsetmeye başladı İsrail. Yani dünyada hiçbir kimse orada Hizbullah nedir bilmezken İsrailler orada Hizbullah keşfettiler. Ve adım adım o günden bu tarafa Suriye bu şekle geldi. Hocamın işaret ettiği nokta bu. Şimdi bugün bir açıklama vardı. Dün Türkiye, Amerikan ve Amerikan özür dilerim. Amerika, İran ve Suriye. İran Büyükelçisi'ne Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve ne oluyor dedi. Bugünkü açıklama, Rusya hemen bizimle alakası yok dedi. Bugün yapılan açıklamalarda efendim bu saldırının Rusya kontrolündeki veya Rusya'nın desteğindeki Suriye rejim güçlerinden gelmemiş olabileceği haberleri çıkmaya başladı. Kimden gelebilir? Şimdi Suriye bu büyük sarı turuncu alandaki her bir karışın Esad tarafından kontrol edilmediğini bilmemiz lazım. Evet. Esad'ın birliği gibi görünen bir şeyin içerisinde pekala Amerikan silahlarını kullanabilen birlikler olabilir. Bunlar PKK uzantıları da olabilir. Bunlar oradan elde edilmiş Araplar da olabilir. Ve onlar Türkiye tarafına, Türkiye'nin kontrolündeki lafı da çok doğru değil. Çünkü zavallı Türkiye'nin oradaki kontrol sağlayan asker sayısı 500. Ve orası da bakınız Hatay'dan büyük bir yer. Yani evet. Hatay'dan büyük bir bölgeyi, İdlib'i Türkiye'nin 500 askerle tamamen çatışmalardan arındırması mümkün değil. İsterse Rusya, isterse İran ama isterse Amerika bir anda o bölgede cehennem yaratabilir. Tabii. Yani çok dikkatli olmak lazım. İran'ın geçen hafta içerideki o büyük kargaşadan sonra ne yapacak bilmiyorum siyasi olarak ama en azından Suriye'deki istikrarı bozmayacak önlemler alması lazım. Kendisi açısından, ilişkiler açısından, kontrol edebildiği Şii milisler açısından. Şimdi İdlib'in zaten evet tek İdlib'de başka hikaye var. Başka durum var. Mesela işte siviller var. Sivillerin orada 2 ila 3 milyon arası sivilin o daracık yerde yığıldığı biliniyor. Başka evet Nusra ve diğer sair terör örgütlerinin bahane edilerek oranın bombalanması evet. var. Zaten ilgili büyükelçilere bu bombardımanın durması gerektiği ve sivil hedeflerin bulmakta olduğu hatırlatıldı. Yani orada Türkiye'nin diplomatik girişiminin ana amacı orada sivilleri vuruyorsunuz İdlib'de idi. İdlib'in bütün güvenliğinin Türkiye'ye düşmediği zaten malum. Dolayısıyla burada İdlib üzerine yoğunlaşarak bir de şu var. Şam gerçi evet emrinde asker var mı yok mu? Onlar Şam askeri mi Rus askeri mi? Çünkü Şam ordusu diye geçen şey aslında Şii milisler, Rus komutanlar, Rus ordusunun
özel kuvvetleri artı Rusya'dan gelen sözleşmeli askerler, paralı askerler falan. Öyle veya Astana sürecini baltalamak isteyen herhangi bir başka ülke. Bu teoriniz daha makul ortaya geliyor. Yani. Çünkü Rus üssünü kolibandıyla yapıştırılmış, çünkü o İHA'ların fotoğraflarını da dün dünya halinde gösterdik. Kolibandıyla yapıştırılmış hava mermisi taşıyan gayet ilkel uçaklar. Yani ki onu da bayağı sofistike uçak savaş sistemleriyle düşürmüş Rusya. O da bir ayrı konu. Patriot olmasa bile Patriot'un yarı gücü kadar olan hayli 6-7 şeyli namlu, ilginç, şimdi adını unuttum, o silah sistemiyle yapmışlar. Peki statiko için önemli bir şey söylediniz. Bu statiko, yani Suriye'ye huzur ve sükunun gelmesi, ki onu da Türkiye, Rusya, İran sağlayacak gibi duruyor. Felaket olur. İsrail karşıtı bir ihtimal. Tabii. Onun için mi Suudi Arabistan Lübnan'ı karıştırmaya ve de Suriye'ye dolaylı müdahale etmeye başladı? Demin Hakkı Bey'in söylediği oradaki Hizbullah olayları. Hizbullah'ı çünkü Hizbullah'ın da Lübnan'da Lübnan ordusu kadar bir gücü var. Şimdi İsrail'i korkutan bu Hizbullah gücünün transnasyonel olabilmesi. Yani Lübnan'dan çıkıp Suriye içinde savaşıp tekrar gidebilmesi. Sınır aşabilen bir operasyon yapabilme gücü. Ha bu diyor, bu bana dönebilir. Şimdi mesela İran'la niçin nükleer silah konusunda çatışıyor? Yani onu bir incelemeye çalıştık. Niye yapıyor bu? İran kontrol ediliyor. Altı ülke kontrol ediliyor. Uzaydan, yerden, alttan, içinde casuslar. Ve İsrail'in dediğine göre İran'daki nefes alışları dahi dinliyoruz. Tabii. Peki. Kabiliyetleri var. Fakat diyor, bu barış anlaşması nedeniyle 50 sene sonra yapabilir. Füze dahi yapmamalı. Şimdi Türkiye'yi düşünün, 50 sene sonra ileride Yunanistan füze yapabilir diye şimdiden Yunanistan'ı dövelim diye bir tahammül olabilir mi ya? Yani acayip insanlar bunlar. Bu haydutluktur. Ha, 50 sene sonra İsrail nerede? Eğer kuraklık ve iklim ısınması olacaksa hep beraber Mars'a taşınacağız. Orası zaten çöl olacak. Yani 50 sene sonrasının, diyor ki füze yapıyor, o zaman diyor, yumuşar bu yapı, nükleer silah yapabilir, kullanır. 50 sene sonra, tebrikler, 50 sene sonrasını hesap edebiliyorlarsa büyük ülkedir ya. Bu yüzden Trump'ı işte aklını çelip nükleer anlaşmayı iptal ettirme. Yarın da korkarım şey yapacak. Petrol ihracatına ambargo koyacak. Yani Avrupa'nın yapma etme uyarılarına rağmen. Evet. Petrol ihracatına ambargo koyarsa, petrol şu an 70'e çıktı. Brent hiç umulmadık bir şekilde. Bugün 70 dolardı. Şey de Rusya'ya, biliyorsunuz Ukrayna olaylarında canlandırıyorlar Ukrayna olaylarını. Şimdi anlaşıldı. Büyükelçi Avrupa Birliği'nden sorumlu bayanla konuşuyor. Amerikan dışlarında diyor ki, Almanya ve diğer ülkeler Rusya'dan diyor petrol ve gaz alıyor. Bu, çok büyütmeyelim bu oyunu. Ve maalesef küfürlü bir şey söylüyor. Avrupalıları şimdi es geçiriyor. Bir Washington'da bir think tank'e, düşünce kuruluşuna geçmiş. Evet. Onu paylaşacağım sonra sizle. Kulaklarınızı çınlattım. Evet, küfürle ilgili olarak. Bir araya gideceğiz. Saat başında tekrar birlikteyiz. Görüşeceğiz. Tekrar merhabalar. Küresel Oyun'da Rüya Takımı ile birlikteyiz. Sayın Hakkı Öcal, Sayın Hasan Köni. Birinci bölümü izlediniz. Çabucak geçti. Hep de böyle iyi yerinde kalıyor. İyi yeri şuydu. Suriye'nin vaziyetinden konuşuyorduk. Suriye'de iyi kötü bir denge kuruluyor, kurulmakta. Ona devam ediyoruz. Evet. Bu durumdan memnun olmayanlar var. Kişi memnun olmuyor. Ve kargaşanın devam etmesini isteyen dışarıdan bir aktör var. Dışarıda görünüyor, hiç ortalıkta değil ama her şeyin de ortasında. Tabii çok İsrail. Önemli bir aktör bu. Hakkı Bey de sen değil biliyorsun. Amerika'daki lobiyi size anlatmam
mümkün değil, çok iyi biliyorsunuz ama halka söylemek lazım. Seçim sisteminin mali güçle irrasyonel hale getiren bir yapı bu. Parayı veren siyasetçiyi tabii öttürüyor. Tabii. Yani Obama'nın kazanacağını o topladığı paradan hesapladık biz. Ne kadar para toplamış şeyleri veriyorlardı. Obama o tek 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 daha para topladı ama o kazanacak. Sistem öyle işliyor. Bilmem ikinci seçmenleri seçiyorlar. Mesela şimdi Trump yargılanacaksa, yanlış yapıyorsam düzeltin. Herhalde kongrede impeachment oluyor. Evet. Kongrenin yarısı İsrail lobisi ya. Tabii. O yüzden Kudüs'ü de tanır. Ondan sonra yakında Astana'yı da tanır. Moskova'yı da İsrail'in başkenti diye tanır. Çünkü kendisini yargılayacak ekip onlar. Ama onlar onu kurtaramayacak gibi, yani yargılamayı hadi madem açtı, Washington'u vermesi lazım. Sadece bu değil. Yani bakın oraya bu şeyleri, PKK kantonlarını Sebilhane Bardağı gibi dizmelerin sebebi aslında sadece boru hattı geçsin diye değil. Tırnak içinde İslamcı olmuş Türkiye'ye karşı bir güvenlik çemberidir. Bravo. Yoksa Türkiye bu oyunu bozmasaydı şimdi oradan denize ulaşmışlardı bile. Bu kantonların geleceği şimdi o sarı bölgenin yalnızca Amerika varlığı yüzünden o halde olduğunu biliyoruz. Artık bilmeyen kalmadı zannederim. Şimdi sırf silah da değil, yani orada bir koruyuculuk, hamilik rolü var ve hatta Amerikan yorumlarına bakıyoruz. Amerikan yorumları Suriye'yi Amerikan bölgesi ve Rus bölgesi olarak ikiye ayırmış durumda. Evet. İşte yine Fırat'ın doğusu, batısı. Matisse'in geçen tam 30 Aralık'ta tam yeni yıl şeyine geldi. Trafiğine denk geldi. Onun için fazla dikkat çekmemiş olabilir. Amerikan Savunma Bakanı Matisse'in işte medyayla bir görüşmesi oldu Pentagon'da. Orada da diyor ki artık bundan sonra saldırı ya da DAEŞ'le mücadele kısmını bitirdik. Bundan sonrası için daha çok Amerikalı diplomatların bölgede olması lazım. Hayatı yeniden canlandırmak için sorayım, hangi Amerikalı diplomatlar yani nereye gönderiyorsunuz? Irak'ta hatırlar mısınız? Yıllarca bir vali vardı. Evet. Amerika'nın gönderdiği bir anayasayı falan da o yaptı. Şimdi aynı şeyi Suriye'ye yapmak üzereler. Yani Rusya buna nasıl evet diyecektir? Çünkü Esad rejimiyle bir ittifak anlaşması var ortada. Yani onu nasıl sineye çekecektir? Bunu nasıl kendi ulusal çıkarlarıyla bağdaştıracaktır bilmiyorum ama şurası kesin ki Amerika buradaki bu PKK devletinden vazgeçmeyecek. Vazgeçemez. Hocamın dediği gibi yani arkasında IPAC diye bir lobi var bu işin. Yani IPAC diye. Bir kısa bir bahar havası geldi Trump Kudüs kararını açıkladıktan sonra Washington Post, New York Times tek kelime aleyhinde yazı yazmadılar. Hala yazmıyor bu büyükler. Ama ufak ufak başladı. Yani impeachment'a doğru gidiyoruz. Kendini korumak, kurtarmak için Trump'ın sarılabileceği başka hiçbir şey yok. İsrail kartından başka. Mattis, diplomatları getirdikten sonra temel hizmetlerin, yol su elektrikten bahsediyor, kurulmasından söz ediyoruz. Onlar aynı zamanda alt müteahhitleri getirirler. Contractors, onlar işte çalışır. Böyle şeyler artık hedefimiz. Devlet kuruyoruz. Fırat'ın doğusunda bir inşaat ve devlet. Aynı zamanda diyor uluslararası para da gelecektir inşa için. Onu dünya halinde anlattık. Rakka'nın yeniden inşası için Güvenlik Konseyi gayri resmi bir istişare yaptı. Rakka'nın inşası neden öncelik? Hangi parayla? Nereden çıktı bu? Rusya'da diyor ki kim Rakka'yı bombaladıysa o yapsın. Para meselesi önemli. İran lideri Hamaney'in sözü kısmen dolaylı olarak diyor ki
bizdeki karışıklıkları da Suudi Arabistan finanse etti. Çünkü Amerika elini cebine atmaz. Onlar cibridir. Para harcamak istemezler. Birisine para harcatırlar. Şimdi Raqqa'nın inşasından bahsediyoruz. Temel hizmetlerin, altyapı hizmetlerinin başlamasından söz ediyoruz. Aynı zamanda silahlar meselesi de Matisse o işte görüşmede soruluyor. Diyor ki ağır silahları ve ağır tankları, ağır hareketli araçları alacağız. Ama birçok şeyi de orada depolayacağız dedi adam. Orada depolayacağız. Gayet tabii. Yani sadece su kanalizasyon işleri yapmayacaklar. Bu da bugün çıktı haber nasıl eğitildiklerine dair. Evet. Yani PKK'nın orada, oradaki herkes PKK değil tabii. Kabul etmek lazım ki Suriyeli Kürtleri de göçürttüler zorla. Halbuki o sınırda, o bölgede Suriyeli Kürtler yaşamazdı. Suriyeli Kürtler Deir Zor'un da altındaydılar. Ama hepsini zorla göçürterek kuzeye, sanki orada bir etnik yapı varmış ve onun istediği bir yönetim gelmesi gerekiyormuş gibi bir devlet oluşturmaya başladılar. Bugün gördük nasıl eğitim verdiklerini. Amerikalı subaylar oradaki PKK gerillalarını nasıl eğitiyorlar? Teröristleri nasıl eğitiyorlar? Aynı zamanda o silahlı gücün polis gücü olarak kullanılması gerekiyormuş. Metsin ifadesine göre böylece onlara yeni bir görev de verilmiş oluyor. Polis gücü ne için? Polis gücü DAEŞ yeniden gelmesin diyeymiş. Gelmemesi için. DAEŞ bu nasıl şey, bir DAEŞ? Hortlayıp duruyor falan. Brent Scott Irak'ta yaptı. Evet. Yani Barzani'nin askerlerini polis gücü haline getirdiler. Şimdi Irak gibi bir ortamda, Suriye gibi bir ortamda polisin askerin polisi olması arasında nasıl bir fark olabilir ki? Bugün polisiniz, yarın asker olabilirsiniz. Yani ama şunu bilmiyorum Amerika'yı. Oraya dünyanın silahını yığsa, nereden bulursa bulsun, etnik Kürtleri getirse, o devletin nüfusu haline getirse, bütün bu yapı Türkiye'nin karşısında kaç saat dayanır? Gün demiyorum. Kaç? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasındaki itidal, kendini frenleme hissini hissetmemek mümkün değildi. Yani lafı döndürdü dolaştırdı, bizi sınamasınlar, bizi denemesinler, bizi buna zorlamasınlar dedi. Ama hemen arkasından Türkiye'nin işleri görüşme yoluyla halletmek istediğinin altını çizdi. Bu şu demek aslında. Türkiye isterse oradaki bütün o kantonları 24 saat içinde yok eder. Bunu Amerika bilmiyor mu? Bal gibi biliyor. Bal gibi biliyor. Ama araya 7-8 tane Amerikalı gözlemci koyduğunuz zaman, Afrin'de olduğu gibi, Türk ordusu kıpırdayamayacaktır. Niye? Çünkü sonunda Kasım Aralık gibi bir gece ansızın hakikaten Suriye'ye geldi. Zaten Suriye'ye hep bir gece ansızın geliniyor. Suriye'nin evet, Suriye dendiği zaman bir gece ansızın geliyoruz lafı boşuna söylenmedi. Bir gece ansızın hakikaten geliniyor. Sırayla geliniyor. Türkiye'de sırasını beklemekte. Şimdi Rusya diyor ki bu sayıyı ilk açıkladıkları zaman ben kuşkuyla karşıladım. Rusya önce dedi ki bunu çok bir cümle olarak söylemişlerdi. Savunma Bakanı ya da Genelkurmay Başkanı. Suriye'de 48 bin askerimiz görev yaptı dedi. Ben de dedim ki 48 bin asker oraya nasıl sığdı? 48 bin asker yok orada. Yani herhalde işte destek, oradaki ana üslerde olanlar, Rusya'da görev. Hayır. Doğrusu 48 bin asker gelmiş. 48 bin asker yanında Rusya'nın kilit kurmay kademesi dönüşümlü olarak Suriye'de görev yapmış. Sayılar var. 48 bin asker var. Bütün askeri bölgeler, Ruslar da askeri bölge usulü çalışır biliyoruz. Garnizon ilkesiyle çalışır. Bütün garnizon komutanlarını sırayla kademe olarak 3'er aylık dönemlerle getirmişler. Suriye'de görev yapmış onlar. Savaş talimi yapıyor Rus ordusu Suriye'de. Başka? O 48 bin kişi de öyle. Rus tümenlerinin komuta kademesinin %90'ı Suriye'den geçmiş.
Tugay ve Tümen boyutundaki birliklerin yarıdan fazlası komutanları tecrübe kazandı. Tecrübe kazanmış, sıcak çatışma görmüş. Subaylar 3'er aylık dönemlerle dönüşümlü olarak buradan habire şey gidiyordu. Boğazlardan habire gemi gidip gidiyordu, geçiyordu. Farkındasınız. Evet. Gerçi onlar İran üzerinden de uçarak gittiler de. Bunlar bu işlerle ve de Genelkurmay diyor ki o Amerikalılar ve diğerleri DAEŞ'e karşı mücadele ettiklerini iddia ederken onlar günde 10 bombardıman yapıyor, uçak bombardımanı yapıyorlardı. Biz 60 ila 70 bombardıman yapıyorduk. Gerçi Ruslar herkes bombalıyorlardı sırf DAEŞ'e değil. Evet, evet. O da bir başka konu. Tabii. Aynı zamanda hızlandığı noktalarda harekatın 120-140 strikes per day, 120-140 bombardıman günde yapıyorduk diyor. Koalisyon dediğiniz taraf 10 taneyle yetinirken. Sınırlı. Şimdi sonra da soruyoruz. Suriye'yi kim bombaladı? Suriye'yi kim inşa edecek diye. Yine kim yıktıysa o yapsın denebilir de. Şimdi böyle de bir boyutu var. Yani Rusya'nın Suriye'den zaten çıkmamak üzere geldiğini bir kez daha teyit ediyoruz. Selim Bey, çıkamazlar. Çıkmazlar. Niye çıksınlar? Yani bu Rusya Sovyetler Birliği haline dönmeden önceki politikaydı. Hala devam ediyor o politika. Yani Sovyetler Birliği'nin imzaladığı ittifak anlaşmalarından sadece Suriyeli olanı devraldı Rusya. Yani Federal Rusya Cumhuriyeti. Diğerlerini iptal ettiler, yeniden görüştüler, başka şekle çevirdiler. Ama bu anlaşma, Suriyeli olan anlaşma üsler. Tartus ve İmevim. Eski Sovyet anlaşmasının tamamen Tartus devamıdır. Tartus eski Sovyet anlaşması da İmevim yeni Tabii. eklendi. Vladimir Putin'in sabah evden çıkıp Kahire'ye, Şam'a uğrayıp oradan da Türkiye'ye gelmesi. Dikkatlerden kaçan bir durumdu. Kahire evet. ve Kahire'de yeni bir üs anlaşması yaptı. Yeni üs değil de mevcut bir üssü ortaklaşa kullanacaklar. Abdülfettah Sisi'yi biliyoruz. O küreyi tutuyordu Trump'la birlikte. Şimdi Putin'le ne yapıyor, ne tutuyor? Mecburen denge. Ve Amerika zamanında biliyorsunuz silah vermedi Sisi'ye. Yani mecbur oldular Ruslardan almaya, Rusları getirmeye. Amerika'nın oyunları karşısında, çünkü bir İsrail faktörü var. Bütün Arap ülkeleri çok dikkatli. Yani öbür tarafı da şey almayalım. Ona bakarsanız Suudi Arabistan kralı da şeye gitti. Rusya'ya gitti. Rusya'ya gitti. Ve şey diyor. S-400'ler. Siz diyor Osama Bin Laden'le Afganistan'da bize karşı savaşçınız. Hayır biz değil diyor. Katar para verip onun adamlarıydı diyor. Suudiler yok. Çünkü Rus istihbaratı da salaktı. Onu bilmiyordu sanki. Bilmiyor. Ama öyle diyor. O Türkiye diye eski istihbarat başkanıyla yapmışlar 4-5 sayfa. Onu okudum böyle hayretle okudum. Ha evet filan sonra ikisi de gülüyorlar ha filan. Onları da koymuş. Yani biz yapmadık. Osama Bin Laden onların adamıydı filan. Peki Osama Bin Laden Pakistan'da oturuyordu. Amerika'nın haberi yok mu? Pakistan'daki askeri üssün yanında oturduğunu onun yani, Pakistan Amerika'nın adamı iken falan. Şimdi bakın irrasyonel gözüken fakat oyun içinde rasyonalitesi olan oyunlar yapıyor Amerika. O yüzden anlayamıyoruz biz. Yani bu böyle olmaması lazım. Bu yanlış. Şu şöyle falan değil. Hayır. Öyle gözüküyor. Fakat kendi işlerinde bilmediğimiz bir real politika dönüyor. Trump zamanında da mı böyle dönüyor? Son bir yıldır da mı öyle? Trump ne kadar anlayıp söyleyebiliyor? İşte o yüzden. O galiba Pentagon bu olayları götürüyor. Çünkü orduya çok büyük paralar verdi. 1 trilyon lira boş yere o kadar para verilmez. Evet. Onu güçlü tutup yanında tutuyor asıl olayları götüren olarak. Ve de biraz sonra konuştuktan sonra silah satıyor. Bizimle de konuşurken silah satma konusunu getirdi. Zavallı Suudi Arabistan'a da silah satmayı getirdi. 100 milyarlık silahı nerede kullanacaklar? Peşinden de tuttular bir numarayla Salman'ı liderlik tepesine getirdiler. Ve Hizbullah'ı tepelemeye çalıştı. Neyse İsrail korktu girmedi. Niye? Çünkü yerde savaşmak lazım. İnsan kaybedince Batı dayanamıyor ona. O yüzden hep bizlerini kullanmak zorunda. Evet. Danışman. Evet. Sizler onun için öleceksiniz. Evet. Silah cephane bilmem ne verecek. Ve öyle götürecek.
Trump'ın kim tarafından kontrol edildiği ya da kim tarafından kontrol edilemediği? Şimdi ben bu meşhur kitabı okumadan önce iki şeye çok anlamakta güçlük çekiyorum. Yani nasıl oluyor da bu dört general bu adamın yanında duruyorlar ve yani Dışişleri Bakanı'nı düşünün, etmediği hakaret kalmadı adama. En sonunda adam benim müstehcen şakalar yapmak zorunda falan kaldı. Benim her tarafım, hiçbir yerim eksik değil falan gibi kendini savunmak zorunda kaldı koskoca Exxon'un genel müdürü. Ve insan merak ediyor yani niye bu istikrara razı oluyor bu generaller diye. Vatanseverlikten. Eğer günlük işleri bu dört general yürütmese idi, Amerika diye bir şey yoktu bugün. Dört general dediniz, özel kalem müdürü emekli general, ulusal güvenlik danışmanı zaten başlı başına general. Savunma Bakanı Mertes var. West Point'ten mezun. Genel sekreter. CIA başkanı da aslında sivil gibi görünüyor ama o da asker. Askeri okuldan mezun. Şimdi dolayısıyla bunun sonucundan şu şeye varıyor insan kolaylıkla. Günlük işleri, Amerika'nın günlük işlerini bu dört general kendi bürokrasilerine dayanarak idare ediyor. Şimdi Mattis dediğiniz şahıs 1 Mart günü bir gemide 2000 askerle beraber Türkiye'nin kararını bekleyen komutandı. Ve o gün bir gemide de embedded gazeteciler vardı hatırlayın. Hı hı. Amerikan kuvvetlerinin içerisinde konumlandırılmış. İskenderun Mersin açıklarında bekleyen gazeteciler. O gazetecilerin birkaçı daha sonra anılarında yazdılar bunu. Belli ki o zaman off the record'tı. Yazılmasını istemedi. Mattis diyor ki Türkiye'nin kararı geliyor. Geminin hoparlöründen dinliyorlar. Türk parlamentosu reddetti. Dolayısıyla hadi demir alın geri dönün. Daha fazla orada durmayın. Çünkü askerler o kadar çok dar yerde, o kadar çok sayıda askerin bulunmasından hiç hoşlanmazlar. Mattis diyor ki Türkler bunu çok ağır şekilde ödeyecekler. Şimdi bu adam Amerika Savunma Bakanı. Dolayısıyla Trump'tan doğan boşluğu bu dört general kendi bürokrasilerine dayanarak dolduruyorlar. Dolayısıyla bir insicam olmayabilir. Yani CIA'nin Amerika'sı başka şey isteyebilir, FBI'nin Amerika'sı başka bir şey isteyebilir, CENTCOM başka bir bu havada çalabilir. Ve dolayısıyla biz hep böyle Amerika'dan değişik sinyaller alıyoruz. Kafamız karışıyor. Amerika ne yapmak istiyor anlayamıyoruz. Bir taraftan da Trump denen soytarı, Amerika Cumhurbaşkanı için bu lafı kullanacağım aklımın ucundan geçmezdi yani. Clown diyorlar zaten, ona da diyor Amerika'nın içinde clown diye geçiyor. Evet. Olabilir mi böyle bir şey? Yani ben hayatımda bir tek kitabı baştan sonra okumadım diye bir adam. Kim yönetiyor, nasıl yönetiyor? Günlük şekillerde yönetiyorlar belli. Bugüne kadar Bannon denen o aşırı muhafazakar, sağcı, ırkçı adam yönetiyordu. Şimdi deniyor ki damadı Jared Kushner çok ön planda. Yani kulağı onda deniyor. O zat hafta sonlarını İsrail'de geçiren zengin bir emlakçının oğlu efendim. Evet, sırf zevk için. Siyasetle gidip, falan bir alakası yok. Bir tabii diplomatik. Tabii. Zevk için gazete satın almış bir adam. Evet. Salman'la, Muhammed Bin Salman'la dostluğu çok yüksek. Hatta hafta sonlarında İsrail dönüşünde Kızıldeniz'de beraber denize girdikleri falan yazıldı. O adamcağızına, Muhammed Bin Salman'ın da beklediği birçok şey var. Mesela ülkenin içerisindeki kraliyetin el değiştirmesi, sistemi değişti. Onu değiştirmek zorundalardı. Çünkü yeğenlere geçmesi gerekiyordu krallığın. Bunu istemiyor. Kendisi oğul olarak babasından bunu kendisi devralmak istiyor. Böyle bir siyasi istikrarsızlık ortamında Suudi Arabistan'ın çok ciddi şekilde Amerika desteğine ihtiyacı var. Bunu da sağladı ona Trump. O küre ellerini yakacak ama. Yani o küre sadece bölge yakmayacak. İki şey Muhammed var. Birisi bu, Muhammed Bin Salman. Diğeri de Birleşik Arap Emirliği'nin veliahtı Muhammed Bin Zayed. Onun ikisinin de eli bu kürede yanacak
diye düşünüyorum. Bu arada damat Kushner'i de özel savcı, soruşturmacı Mueller'ın, eski FBI Başkanı Mueller'ın sonraki hedefi olduğu ve Kushner üzerine gidip onu iddianameyle konuşturup başka şeylere, kayınpederine karşı itiraflarda bulunmaya zorlayacak. Sonraki perde de bu. Kushner ve de Trump'ın oğlu, büyük oğlu. İkisi birden hedefte. Yani silah satışı demişken, bu Amerika'nın silah satma merakı hep bilinir de Donald Trump'ın bunu bir kampanyaya dönüştürüp yurt dışındaki bütün diplomatlarını ve ateşelerini silah satışını ve silah pazarlamasını sağlamak üzere görevlendireceği anlaşılıyor. Trump'ın yeni bir silah satış, Amerikan silahları alın diye bir kampanyası varmış. Bu da şeye geliyor, seçim kampanyası sırasında söylediği, işte silah satışlarımız artacak, dış ticaretimiz düşecek diye. Amerika'nın Çin ile olan dev dış ticaret açığını silah satarak düzeltmeye çalışacak. Orada iki tane soru var. Mümkün mü? İki, tamam alalım getir silahları dediğiniz zaman Amerika öyle silah satmıyor. Antipyüften silahları satıyor da Patriot satmıyor, Reaper satmıyor. Şu, nereye satacak bu silahları? Dün şeyi söylemiş. Bugün galiba vardı. F-35 ile F-52'leri satıyoruz demiş. F-52 diye bir şey yok da. Birdenbire diyor ki Washington'da olay haline gelmiş. Şimdi şeyi merak ederek bir soru sordum. Ya dedim, bizim gençliğimizde, ülke genç zamanlarında Rusya'ya karşı bilmem ne komünist. Bir makale yazarsın, komünistler yaptı falan. Peki herif kapitalist. Türklerin bile bankaları falan var. Rusya'ya niye karşıyız? Yani niye karşı Amerika? Sonra şey düşündüm. Ya mesela F-35 yapıyor, 40 milyon dolar. Bunun için yapıyorsun? DAEŞ. Derler ki deli misin? Uçağı yok, bilmem nesi yok. Ama Rusya olması lazım. 1 milyar dolara nükleer silah yapacak. Ya niye yapıyorsun? Rusya Çin var. Böylece düşmanın olması o sanayinin canlanmasında çok faydalı. Düşman gerekiyor. İran bakın füze yapıyor. Siz 100 milyarlık şey alın. Bilmem ne de orada silahlar alsın. Bir de silahta şu var. Bu araba olmadı daha ucuzunu alalım. Hayır. Tek bir fiyat var. O fiyattan alacaksın. Olmak zorundasın. Tabii. Ve de alıcıya göre fiyat da değişiyor aslında. Keyfi tabii. Bir fiyatı var. Yani piyasa fiyatı diye bir şey yok. Yani şimdiki modern bir yapıyı oluşturduğumuzu düşünün. Ruslardan füze 2,5 milyar. 100 tane F-35 4 milyar. Fransa ve İtalya'dan bilmem ne silahlar bilmem füze. Kaç milyar. Ordunun yapılanması bilmem kaç milyar. İyi para. Yani kolay bir olay değil bu. Savunma sanayinin işte o yüzden... Yani çünkü çok teknik, çok sofistike, onu kullanmasını da bilmek için adam yetiştiriyorsun. Mesela 4 milyara uçakları alıyorsun ama pilot bir pilot da 4 milyon dolara yetişiyor. Yani bu yazılı devasa bir boyut ve o boyutun üzerinden oynuyor. Öbür türlü Amerikan malı. İşte uçağı aldığınız zaman pilotların eğitimi için o hareketli uçağın burnunu temsil eden simülasyon makinelerini de satın almak zorundasınız. Her birisi uçak fiyatına. Belki oradaki model, ideal olan model Güney Kore sistemi. Güney Kore malum askeri teknolojiyle başlamıştır bütün bu işlere. Sonra onları sivil teknolojiye ve tüketime dönüştürüp işte bugün evlerimizde, ellerimizde, her tarafta olan ürünleri yaratmıştı. Dolayısıyla savunma sanayi de çok böyle bir çıkmaz sokak değil. Yani şey ama dönüştü. Vermiş. Yani Kore mallarına Amerika'ya gümrüksüz girme. Dedim ki madem dostsak Türkiye'de bunu yapın. Yani NATO içinde dost, bilmem ne dost. Hadi Avrupa'ya o kadar yapmıyorsunuz ama Avrupa'nın kuruluşundaki bütün temel altyapı yatırımları Amerikan parası. Değil mi? Kore dedim. Kore dediniz. Şimdi bu yeni açıklandı.
bir anket yapmışlar muhtelif ülkelerde. 2018 yılında Amerika ile Kuzey Kore arasında savaş çıkması ihtimali nedir? Ülkelere soruyorlar. Brezilya demiş ki %50. Kanada demiş ki %47. Amerika %47 diyor. Amerika ile Kuzey Kore arasında 2018'de savaş çıkma ihtimali. Türkiye'de var. Türkiye'de yapmışlar bu anketi. 49. Halkımızın %49'u 2018 yılında Rusya deyip duruyorum. Kuzey Kore ile Amerika arasında bir savaş çıkacağını düşünüyor. Şimdi Brezilya dedik. İkinci sırada Türkiye var 49. Kanada 47. Amerika bile 47 diyor. Biz 49. Amerika'dan öndeyiz. Sonra bizim altımızda Güney Afrika var %46. İngiltere %39 diyor. Fransa %37 diyor. Batı Avrupa çok düşük. Çin %30 demiş. Rusya %23 ihtimal vermiş. Oralarda ihtimal düşüyor. Şimdi halkımızda bir Kuzey Kore-Amerika çatışması beklentisi var. Bu ilginç bir durum. Bunu söyledikten sonra bir şey daha eklemek istiyorum. Bu Güney Kore ile Kuzey Kore arasında görüşmeler falan başladı. Dün Donald Trump Güney Kore lideriyle görüştü. Orada Güney Korelilerin ifadesine göre siz Kuzey'le görüşürken ben Kuzey'e saldırmayacağım demiş. Fakat bu açıklama Beyaz Saray açıklamasında, bu ibare Beyaz Saray açıklamasında yok. Yok. Bunu Güney Koreliler söylüyor. Şimdi siz konuşun ama ben saldırmayacağım, sonra saldıracağım falan gibi bir şeye geliyor. Şimdi bu %49 arasında ben de varım 2018 içinde ama nedir durumu sizlere sorayım. Bence bir Çin atasözü var. Diyor ki tavuğu öldür, maymunu korkut. Burada tavuk Kuzey Kore. Asıl hedef Çin. Evet. Asıl hedef Çin. Yani Kuzey Kore'ye vurduğu anda Çin'in de savaşa gireceğini hesaplıyor. Öyle bir imaj yarattılar ki ateş ve dehşet içinde gelirim, bilmem ne yaparız falan. Evet, tabii. Kuzey Kore şunları yapıyor. Şimdi Kuzey Kore gibi aç olduğu imajı olan bir ülke nükleer silah yapacak, füze yapacak paraları nereden buluyor? Teknolojiyi nereden buluyor? Çin'den buluyor. Petrolü nereden buluyor? Petrolü de yok orada. Çin'den, bu Çin'i korkutma. Çin'i korkutma. Çünkü Myanmar olayına baktık. Myanmar olayında Myanmar denizinden Çin'e giden petrol borularının üstünde Arakan var. Arakan devleti kurulmak çalışılıyor. Bu Çin'in enerji üretimine karşı bir Amerikan operasyonu gibi gözüküyor. Silahlar Suudi Arabistan'da. Tabii insan hakları bilmem ne filan başka boyutlar sıçtığının içine giriyor ayrı. Ama bu Çin'e yönelik bir olay. Şimdi demin Orta Doğu'yu konuşurken bir şey unuttuk. Çin özel kuvvetleri de Orta Doğu'da. Evet. Uygurlar oradaysa onlar da orada ve yoğun şekilde varlar. Bizim askeriye biliyor ne kadar olduklarını. Çin özel kuvvetleri Orta Doğu'da savaşıyor, ben size söyleyeyim. Üstleri nerede? Rusların yanındaki şeylerde, bilmem nelerde yahut daha ileri boyutlarda. Ya sen biliyorsan söyle bunu. Sanırım ÖSO'nun içinde olduklarını zannediyorum. Ya veya dünya öyle zannediyor. O şekilde. O zaman Kuzey Kore'ye Donald Trump'ın vurmak için yeterli nedeni? Şimdi önce şu Türkler dikkat çekici orada. Niye Türkler o kadar yüksek çıkmış rakam? Biz millet olarak Amerika'nın Kuzey Kore ile savaşını, Kore ile savaşını bilen bir ülkeyiz. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Milli şuurumuzda bir Kore-Amerika savaşı vardır. Onun için Amerika tehdit ediyorsa saldırırlar. Çünkü bir kere saldırdılar. Diğerleri pek hatırlamıyor belki. Ben gene Trump'ın kendi iç politikadaki dertlerden sıyrılabilmek için dikkatleri dışarıya çekme gayreti diye görüyorum bir manada. Ama bir de şu var, yani Trump bile olsa Selim Bey, yani bu nükleer silah dediğiniz şey şaka falan değil. Tabii ki. Yani bavulda bile gelip patlatılabiliyor. Tabii. Adamın elinde bunu gönderme mekanizmaları olduğu söyleniyor. Patlattığı bir iki füzeden anlıyoruz. Daha uzun menzilli roketleri var elinde. Çin belki bir manada hocamın ifade ettiği gibi
Amerika'yı dengede tutmak için, belirli bir yerde tutmak için bunu tehdit diye kullanıyor. Ama ne olursa olsun, eğer sizin elinizde beni öldürebilecek bir silah varsa ve ister belinizde olsun, ister cebinizde olsun, nerede olursa olsun, ben bundan eminsem ve sizin de bunu kullanacağınıza dair bir kanaat varsa kafamda, ben önce çeker sizi vururum. Yani kötü bir teşvik tabii oldu ama yani. Yok. Teşvidat da olmaz derdi. Hele nükleer silah. Hele nükleer silah. Yani şakaya gelir bir tarafı yok. Şimdi bu ortamda bile yine ayın baktım geriye gittim aralığın sonunda söylemişiz ilk çıktığı zaman Amerika şu ortamda bile Bloody Nose denen bir saldırı yöntemini çalışıyor Kuzey Kore'ye. Bloody Nose ne? Hasmın burnuna yumruğu patlatmak, beklenmedik bir anda patlattığınız için o hasım ve de burun son derece hassas olduğu için hasım dağılıyor, etkisiz hale geliyor ve üzerine çıkıyorsunuz. Şimdi bunu Pentagon burun kanatma taktiği olarak çalışmaya başladı diye bir haberi sızdırdılar. New York Times, The Washington Post'ta. Ha tamam geçtik. İki gün önce yine çıktı bu. İki gün önce de Washington Post yazdı. Hala devam ediyor. Ve bu şeyken işte kuzeyle güney görüşüyorlar falandır. Donald Trump ile artık görüşmeleri destekliyorum falan deme ihtiyacı duydu. Yani bir Bloody Nose buruna patlatma ihtiyacı duyan bir oluşum var Amerikan içinde. Belki Dışişleri Bakanlığı Trump'ı zorladı o lafla etmeye. Çünkü saldıracak bile olsanız eğer görüşme imkanı varsa ki tabii. Çok iyi oldu Güney Kore ile telefonların yeniden çalışmaya başlaması. En azından Kuzey Kore kazaya gelmez. Böyle bir niyetleri yoksa ve Trump kendini korumak için bir çılgınlık yapacak ise orada da milyonlarca masum Kuzey Koreli insan var. Yani onların kazaya gelmesi iyi bir şey değil. Dolayısıyla bu telefon trafiğinin yeniden başlaması çok iyi oldu. Önümüzdeki günlerde biraz daha iyi anlar Güney Kuzey'in derdine, bakışına ne biçim bir vaziyet alma halindeler. Fakat şey yine kırmızı çizgi olarak Kuzey'in elinde nükleer silah olması yeterli gibi duruyor bu ortamda. Gayet çünkü ona izin vermeyeceğim dedi. Silah olması şart değil. Silahın var demeniz bile yeterli. Nükleer silah öyle bir şey çünkü. Mutually Assured Destruction teorisi ne göre? Asla söylemeyeceksiniz nükleer silahın var diye. Amerika uzun yıllar hala Amerika nerede kaç silah olduğunu söylemez. Hala Türkiye'de Amerika'nın nükleer silahları var mı yok mu bir kent mitolojisi olarak devam eder. Var mıdır yok mudur kimse ağzını açmaz. Çünkü nükleer silahın var demek nükleer silahı ateşlemekle bir. Bravo. Karşılıklı imha etme dengesi diye geçiyor ama Donald Trump da dedi ki benim masamda da düğme var ve bas. Benim düğmem daha büyük falan. Böyle daha karşılıklı büyük. Düğmeler. Evet. Valla şöyle bir şey de var teorik olarak. Mesela İran nükleer silah yapmaya çalıştı. Bunu nükleer silah yapmaya iten psikoloji neydi? Ona bakmaya çalıştık. Sebebi İran'ın barış istemesi. Irak'a karşı savaşı kaybetti. Irak'a verilen 800 kilometrelik füzelerdi. Dedi ki benim ülkemin bölünmesini önlemek için caydırıcı bir silah olması lazım. Nükleer silah. Hatta bir yerde konuşurken saçmaladım dedim ki Türkiye'ye bölünmekten çok korkuyorsa o da nükleer silah yapsın. O zaman kimse dokunamaz. Niye İsrail'in nükleer silahları var? Son hamlede onu çıkartacağınız zaman kimsenin aklına İsrail'i bölmek gelemez. 200 tane nükleer başlık var. O bir bölünmemenin garantisi. Der ki son anda bölünüyorsam ben bunu çakarım. Bu büyük bir tehdittir. İster içeri çaksın, ister dışarı çaksın. O yüzden hepsi nükleer silah. Hindistan yaptı, Pakistan'da. Niye? Ona dokunamıyor, ona dokunamıyor. Çünkü Bangladeş'i böldüler, dayak yedi. Bundan sonra bir daha o dayağı yemez. Şimdi bu olaydan korkan ülkeler bana her an müdahale olabilir. Şöyle bir nükleer silah yapıyor.
Şimdi nükleer silahlı bir ülkeyi destabilize ederseniz, Amerika'nın İran'ı yaptığı gibi, çok büyük tehlikelere gidebilir. O destabilize olmuş ülke nükleer silah içeride kullanır, dışarıda kullanır. Aynı şekilde Pakistan'da var. Hem İran hem Pakistan'ı da konuşmayı umuyorum. Kuzey Kore meselesini kapatmak açısından sınırlı bir öyle buruna patlatacağım, sonra onlar kalacak gibi bir ihtimal öngörebiliyor musunuz Kuzey Hayır, Kore'de? Yani ben sınırlı... görmüyorum. Hemen üst tarafta Kamçatka var, Rusya. Orada kalır mı o? Hayır, kalmaz. Orada kalmaz. Kalmaz tabii. Bunun için mi acaba Amerikan Kongresi'nde Donald Trump'ın nükleer saldırı emri vermesi yeniden kurala bağlansın, tek başına bu adam bizi nükleer savaşa sokabilir, onun için bunu değiştirelim diye girişim var. Belki de o yüzden. Ama yani hatırlarsınız, ek 25. maddenin nasıl uygulanacağına dair bir yasa yok Amerika'da. Yani kim başkanın görevini yapamaz olduğuna karar verecek mekanizma tayin edilmiş değil. Yok. Hele bu kitaptan sonra ortaya atılan teorilerden birisi, başkanın Trump'ın tamamen dengesiz olduğu, akli melekelerin yerinde olmadığı falan aşırı aşırı laflar ettiler. Ben olsam Amerikalı bir kongre üyesi, senatör, böyle bir yasa teklifini hemen veririm. Evet. Hemen veririm. Var yani. Da geçmeyeceğini düşünüyorum. Bu vesileyle şeye baktım. Donald Trump'ın masasında düğme yok da nükleer saldırı başlatması için ne lazım? Çok kolay. Bakın, diyor ki onlar hep şeyi göre düşünmüşler. Amerika'ya bir nükleer saldırı olma ihtimali üzerine kuruyorlar. Evet. Şey geliyor, ihbar geliyor. Falanca taraf bize füze atacak, saldıracak diye. Başkandan beklenen şey hemen danışmanlarıyla karar almak. Ama bu karar süresi, biliyoruz ki gelen füze 30 dakikada falan geliyor. 1 saat falan belki, hani kurmasıyla falan. Dolayısıyla bu kararı çok çabuk vermesi lazım. Doktrinde Amerika'nın ilk saldırıyı başlatması diye bir şey yok. Onun için Amerika'nın bir bahane bulması lazım bu işi başlatması için. Önce onlar yaptı demesi için, malum bir sistem. Sonra başkanın önleyici olarak nükleer saldırı yapması da mümkün. Ve bunun bir şeyi yok, prosedürü yok. Tekrar dediğiniz gibi, yani Donald Trump, ben önleyici yapacağım, ateşleyin füzeleri dediği zaman ona bir engel yok. Kongrede falan görüşmesi yok. Yapması tek gereken şey, başkana kurabiye denen bir mikroçipli bir kart verilirmiş, kredi kartı gibi. Bu kartla nükleer komuta merkezine kendisini tanıtabiliyor. O kartı işte bir yere sokuyor. Oradan sinyal geldiği zaman, ha bu başkan diye sesinin taklit edilmesi ya da falan filan gerek kalmadan o kurabiye ile komuta sistemine ulaşabiliyor. Bu arada bu kurabiyeyi Bill Clinton bir tarihte kaybetmiş ve aylarca söylememiş kaybettiğini. Herkes sonra fark ettiği zaman saç baş oldu. Hala kayıp. Bill Clinton'ın kurabiyesi kayıp olmuş. Kayıp. Ama o zaman böyle dertler yoktu. Sonra kurabiyeyi kullandıktan, kendini tanıttıktan sonra karar vermesi lazım. Nasıl bir saldırı? Nereyi vuracağız? Nasıl bir saldırı? Bunun için de işte o meşhur çanta. Futbol topu denen meşhur çantanın devreye girmesi gerekiyor. O çantanın fotoğrafı da arada sırada gösterilir. O fotoğraf danışmanın taşıdığı. Sonra oradan işte hedef seçiyorlar ve hangi tür füzeleri kullanmak gerektiği. Kıtalar arası füzeler ateşleneceği için 15 dakikada Rusya'ya ulaşırmış. Bunlar hep Rusya senaryosu. Bu da işte futbol çantası. Sağdakinin biz nükleer çanta olduğunu düşünüyoruz. Soldaki zannediyoruz o subayın özel eşya çantası. İki tane çanta yok. Bir tanesi sağdaki çanta, nükleer kodların taşındığı çanta. Diğeri de subayın seyahat için kullandığı işte diş fırçası falan vardır herhalde. Sonra evet, bu da işte uçağa biniş, nereye gitse yanında. Sonra füzelerin ateşlenmesine karar veriliyor. Karadan ya da denizaltılardan. Denizaltılardan atılan füzelerin ulaşması daha kolaymış. Karadan atılanlar yarım saatte gidiyorsa, denizaltılar 15 dakika. Ve de bütün bu işler, bu emirler verdikten sonra bütün olay zaten bu strateji komutanlık denen komutanlığa düşüyor. Onlar ne yapacaklarını biliyorlar. Füzeleri ateşliyorlar. Ondan sonra kıyamet kopuyor. Ve bütün bu iş muhtelif şey ama karar verdikten sonra 15 dakika ile 20 dakika arasında değişiyor.
15 dakika sonra dünya 3. Dünya Savaşı çıkar. Çünkü sizin bu saldırıyı Kuzey Kore ile sınırlı tutacağınıza dair hiçbir garantisi yok Çin'in. Ya. Çin bu saldırının kendisine yapıldığını anında anlar veya bu yanlış kanıya kapılır ve birkaç Amerikan kenti ortadan kalkar. Biz Kore'ye saldırıyoruz, aman üstünüze alınmayın deme ihtimali... Tabii. Kim güvenir ona? Şeyin, Hakkı Bey'in söylediği doğru. Çin Devlet Başkanı, savaşa hazır olun, cesur olun ve ölmeye hazır olun emrini verdi ilk defa. Demek ki bir şeyler hissediyorlar. Bu Graham Allison diye bir adam var. Şeyde, Harvard'da dekan galiba, bu şeyi yazmıştı. Nükleer strateji yazmıştı. Karar verme konusunda en son yazdığı bir kitap var. Çin-Amerikan Savaşı kaçınılabilir mi? Çünkü İngiltere ile Almanya'yı alıyor. Almanya yükselen bir güç. İngiltere daha 1907'de diyor ki bu bizim bütün alanlarımıza ekonomik olarak girebilir. Almanya ile bir savaşa hazır olun diyor. 1907'de. Ha, biz tarihte şey okuyoruz, onu yaptı. Sırplı prensi vurdu, ona vurdu. Teferruat çok. Ama ana stratejik analizde 1907'de hazırlar. Sömürge arayan Almanya'nın Afrika'da zaten arayışları ve İngiltere'nin sömürgelerine göz dikmesi. En çok para kazandıran o. İngiltere'de de üretim yapacak yine gelecek. Hindistan yağından bilmem nereye kadar. Bir zamanlar bir şeyi vardı onların. Mağazası vardı. Eğer istediğiniz bir malı 24 saat içinde bulamazlarsa parasını ödüyorlardı. Evet. Bu ne bolluk ya, denizin ortasındaki adada. Ha işte o sömürü düzeninin büyüklüğünü gösteriyor. Demin dediğiniz gibi nükleer stratejide Amerika'nın başkana dayanması caydırıcılık nedeniyle gerek görülmüş. Çünkü otomatik şey de mümkün, otomatik ateşleme de mümkün. Fakat Amerika caydırıcılığı ortadan kaldırır diye hala başkana dayanmaya devam etmiş. Dolayısıyla deli meli ama o başkanın elinde. Şimdi orada öyle var. orada öyle bir yangın başlarsa İranlı mollaların da çok menteşeleri sağlam değildir. Ve orada hala ideoloji hakim. Yani kayıp 13. imamı ortaya çıkartmak, Mehdi'yi ortaya çıkartmak, Armageddon'u başlatmak, dolayısıyla cenneti garantilemek falan gibi. Eyvah. Ne kadar absürt dini görünümlü felsefe varsa hepsi İran'da yaşıyor. Biz evangelistlerden bekliyorduk. O hepsinde bir beklenti var. Yani onlar böyle bir şey yapabilirler. Çünkü dünya karıştı. Amerika dönüp bu tarafa bakamaz, İran'ı önleyemez diye korkan İsrail ne yapmaz? Of. Onlar böyle bir şeye tutuşurlarsa Barzani'nin bağımsızlık ümitleri sıfırlanmadı. PKK'nın Barzani'yi desteklemesinin arkasında kendi ne kadar vazgeçmiş gibi görünseler de hala Türkiye'yi bölme fikirleri yok mu? Yani düşünmek bile istemiyorum. Böyle karamsar bir tabloyla bitirmek istemem sözlerim ama mutlaka. Yani ama adam diyor siz görüşürken ben saldırmayacağım. Yani görüşmeye devam edeceğim. Aman lütfen. Görüşmeye Koreli devam kardeşler. Çünkü şimdiye kadarki bütün senaryo bir şey olursa Kuzey'in elinde çok büyük konvansiyonel topçu bataryaları var. Onlar Seul dahil bütün Güney Kore'yi dümdüz ederler. İşte Amerika'yı da pişman ederler. Gerekirse Amerika'ya da füze atarlar falan gibi bir füzenin peşinden F-35'ler uçuyor falan yani düşürmek kendi için. Kendi kamuoyu böyle, için oynuyor. Böyle senaryolar. Ben şeyde bakın Rusları inandırmak için Reagan deli kovboy rolünü oynuyordu. Yani hatırlayacaksın şey Star Wars. Evet. Uzaydan uzay yerleştiriliyor bilmem ne. Ve bunun araştırması ve yapılmasının miktarı 100 milyar dolar. Böyle bir araştırma. Gorbaçov dedi ki biz bunu yapamayız. O halde yeniden toparlanalım falan. O da onun sonu oldu. Yani evet. İnandırıcı bir senaryo olması lazım. Öyle bir şey de yoktu.
Reagan'ın elinde öyle bir sistem, İslam öyle bir şey yok. Ama inandırdılar çünkü bu kovboy yapabilir bunu. Şimdi bunda da ya bu Kuzey Kore'ye de saldırabilir falan. Çin'de tehdit ediyor. Deli adam, biz de durduramıyoruz. O yüzden Çin bu yayılmasını biraz raptı zap altına alması lazım. Oyunu da oynuyor olabilirler. Şimdi Hümeyni İran'a Fransa'dan geliyor. Fransa'dan geldiği zaman işte Amerika ile olaylar çıkıyor, üstleri basıyor falan. Nasıl yanıldık, Şah'ı gönderdi falan. Ama bir bakıyorsunuz oyunun arkasında Rusya'nın Afganistan'a mecburi müdahalesi ve çöküş olayı var. Meğersem onu şey etmişler, hesaplamışlar. Yani ben Tarzan olduğum için İran'daki olaylara konsantre olduk. Üçüncü, dördüncü hamleyi göremiyorum ki orta boy ülkenin evladı olarak. Ondan sonra Rambo filminde bir baktık. Rambo Taliban'la birlikte Ruslara saldırıyor elinde okla. Aha, vay maşallah. Ama too late. Nasıl şaşırmıştık evet. Oynadığı zaman. Son 5 dakikada İran'ı ve Pakistan'ı konuşabilir miyiz? Tabii. İran CIA Başkanı bizim alakamız yok ama bu olaylar sürecek dedi. Ki bu arada CIA Başkanı her gün başkana bizzat briefing veriyor ve o Trump'ı etkileyen şahıs olma özelliğini o şekilde koruyor. CIA Başkanı'nın yoksa her gün Beyaz Saray'a gitmesi gerekmez. Bu gidiyor. Her gün briefing veriyor. Ve de İran yatıştı mı yoksa ara mı verildi? Hayır, yatışma değil. Şimdi bakın, İsrail'in varlığı için Orta Doğu'da bir düşmanın olması gerekli. Ki Amerikan kamuoyu, Batı kamuoyu bu yapıyı korusun. Yani onun düşmanlığı, ben İran desek ertesi gibi, hayır. Bu yanlışlık oldu. Zaten epeyce mesafe var. 4 milyonluk, 5 milyonluk bir ülke. İsrail orada dursun. Madem Suudi Arabistan karışmıyor, ben de Arap değilim. It's okay. Çok kötü olur. İran gibi bir düşman çok lazım. Bu bir. Bu konuda devam edecek. Herkes İslami terörü kimin yaptığını biliyor. İran'ın yapmadığını da biliyor ama ona rağmen Trump ısrarlı. Demek ki bu imajın oluşması. Şimdi Pakistan'ı da Hakkı Bey başlarda söylüyordu. Pakistan'ı İslami boyuta getirip Veziristan bölgesinden Taliban'ı çıkartarak Afganistan'da kullanan ve Pakistan istihbaratının bu işi yapmayı iten Amerika'ydı. Evet. Şimdi diyor ki geri dön, sen nasıl yapıyorsun bunu diyor. Kimse de demiyor ki abi sen söyledin bunu. Senin emirlerini yaptık. Evet. Şimdi niye bizi dövüyorsun demiyor ya. Pakistan dışına bakıyor. Ayıp oluyor falan diye. Bir söylemiyorlar. Pakistan dışına bakıyor. Çok kızdılar ve yani bu anlayışsızlığa falan gayet milliyetçi, sert, şairane demeçler veriyor Pakistan. Çünkü realiteyi söylemenin artık bir anlamı kalmadı. Siz yaptınız, siz bizi buraya ittiniz, sizin yüzünüzden biz buraya geldik. Amerika Afganistan'daki kendi hataları yüzünden Pakistan'ı şamar olanı olarak kullanmaya çalışıyor. Buna şiddetle karşıyız. Aramızda artık ittifak yok. Biz müttefik değiliz. Müttefikler böyle davranmaz. Aynı bir paralel kurmak istiyorum. Yani biz Türkiye olarak babasını tanıdığımız için filan bu Beşar Esad'la yahu sen görüş, bu adamlara demokrasi getir, seçim yap, sen katılma, demokratik bir seçim kanunu çıkart, hatta biz sana yardımcı olalım dediğimiz sırada Amerika ÖSO, daha sonra ÖSO olan ve kontrolünden çıkan grubu silahlandırmaya başladı. Bravo. Evet. Silahları Türkiye üzerinden yollattı. Türkiye yollamayın mı deseydi? Diyebilirdi. Ama demedi. Yani şimdi biz kötü oluyoruz. Dönüyor Amerika bize diyor ki sen de diyor orada diyor veya Can Dündar şu bu onlara diyor silah yolladın diyor. Ama ben bu hatanın hangisini düzelteyim? Nereden düzeltmeye başlayayım? Abi bütün NATO ülkeleri Libya'dan alıp getirdiler, Fransa'dan, İngilizler, İtalyanlar hepsi orada değil miydi? Evet. Bütün şimdi, onlar bu olayın içinde değil miydi? Bütün NATO şimdi, ülkeleri bunu yapamayan erkek var mıydı? Tabii. Dokümanter film çevirmek lazım. Siz bu işi bu hale getirdiniz, biz masumuz demek için. Pakistan lafın neresini, hocaya derlermiş ki çocuklar ders kanalı. Hocam hangi velinin kızını dağda kurt yedi? Hoca da dermiş ki ya veli değil nebiydi, kızı değil oğluydı. Dağda değil çöldeydi. Kurt yemedi yedi dediler. Şimdi lafın her tarafı yanlış. Pakistan'a edilen.
ve sırf para tasarruf etmek için. O Pakistan zavallı adamları her türlü perişanlığa iten Amerika, ayakta durması için Pakistan'ın, Amerika'nın askeri yardımına da, sivil yardımına da, program desteğine de ihtiyacı var. Şimdi dönüyor diyor ki size bize terörden başka bir şey vermediniz diyor. Ve bunu nükleer silah sahibi olan bir ülkeye yapıyor. Evet. Nükleer silah sahibi ülkeyi bu şekilde karıştırmak kimin haklıdır? Bilemem. Ama yani kendisi bir rahatlıkla. Ya bilmiyorum. Bir ülkede ayaklanma çıktı. Herhangi bir devlet adamı o ayaklanmayı el altından istihbarat olarak destekleseler bile, evet ayaklanın artık bu rejim sona ersin, bu bitsin diye bir konuşma olabilir mi ya? Dedi değil mi? Evet. Böyle bir şey söylenebilir mi? Yani uluslararası diplomasi şimdiye kadar, yani ülkede yanlış mı öğrettiler bize bunları? Bu güzel notla maalesef süremizin bittiğini bana söyleyip duruyorlar. Yetmedi süremiz. Bu Dream Team rüya takımı toplantılarının kalıcı olması gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Laf bitmedi çünkü. Devam ettirmemiz gerekiyor. Bunu öyle her hafta buradayız. Dileriz tekrar. Hocam ikna edin. Hocam ben ikna edelim hazırım. Ve tekrar böyle devam edelim. Çünkü izleyicilerimiz herhalde memnun oldu. Bu şekilde kapatıyoruz. Efendim çok teşekkürler. Gelecek perşembeye kadar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Görüşmek üzere efendim.